İyi akşamlar. Vizyon 58 televizyonunun sevgili izleyicileri. Sizlerle bugün 14. programda yine birlikteyiz ve şehrimizin ortak konularını, ortak sorunlarını değerli konuklarımızla birlikte konuşmaya, tartışmaya ve ilgilileriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreç devam edecek. Şehrin konusu çok kocaman bir Sivas şehrinden bahsediyoruz. Tarihi misyonu itibariyle önemli bir şehir. Coğrafi konumu itibariyle önemli bir şehir. Türkiye'deki gelir dağılımından aldığı pay itibariyle dikkate alınması gereken önemli bir şehir. Bütün bu hususiyetlerle birlikte elbette ki konuları bir programda, üç programda, beş programda özetlememiz mümkün değil. Bu yüzden Sivas üzerinde durmaya, mümkün olduğunca Sivas konularıyla ilgili programlar yapmaya devam edeceğiz. Benim hoşuma giden, sizlerden aldığım pozitif elektrikle alakalı da bir değerlendirme yapma ihtiyacım var. O da şudur. Bu 14. program ama sayısal manada belki bu tür programlar için çok küçük bir rakam olabilir. Fakat 3,5 aydır kısa zamanda nüfuz eden, kısa zamanda şehrin gündemine giren bu program şehirden ciddi manada karşılık buluyor. Bu hoşumuza giden bir durum. Yani anlıyoruz ki şehrin konuşmaya susamışlığı var. Şehrin tartışmaya susamışlığı var. Şehrin bilgi alışverişine ciddi manada ihtiyacı var. İşte bu ihtiyaçlarımızla birlikte Ortak Akıl programının bir ihtiyaç olduğunu, bu hususların değerlendirilmesi için, konuşulması için bir zemin oluşturduğunu ve buna mukabil de tavsiyeleriniz geliyor, eleştirileriniz geliyor, şu konularda konuşulsun şeklinde yorumlarınız geliyor ve inanın Türkiye'nin muhtelif illerinden bizi tanıyan, tanımayan, telefonumuzu bulan, bizimle iletişim kuran gerek hemşerilerimiz, gerek hemşerimiz olmayan ama arkadaşlık ilişkilerimizin bulunduğu başka illerde yaşayan arkadaşlarımızdan çok ciddi bir geri dönüş de almaktayız. Bu programımızın isabeti açısından önemli. Yoksa buradan bir kendimize bir pay çıkarma gayretiyle bunları söylemiyorum. Şehir demek ki yönetme değil, yönetişimi talep ediyor. Efendim, iletişimi önemsiyor ve konuların paylaşımıyla ilgili de hassasiyeti var. Paylaşımı, yani tek adam, tek düşünce, tek bakış açısı istemiyor. Ortak konular ortak zeminlerde konuşulsun, tartışılsın, şehir için ve hatta ülke için en doğrusu, en önemlisi neyse bunlar gündeme getirilsin istiyor. Bu anlamda ben bu 14 program boyunca şehrimizin valisiyle bir program gerçekleştirdim. Sürekli izleyen izleyicilerimiz biliyorlar. Çok önemli konular konuştuk. Şehrin önceliklerini masaya yatırdık. Efendim, daha sonra yine şehrin önemli ve seçilmiş yöneticisi belediye başkanımızla konuştuk. O programın çok ciddi karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Çünkü çok izlendiğini fark ettim program sonrası yapılan yorumlarla birlikte. Daha sonra şehrin en önemli yatırımcı kuruluşlarından bir tanesi özel idare. Özel idare genel sekreterimiz, Sayın Vali Yardımcımız Salih Ayhan Bey ile bir görüşme yaptık. Aynı şekilde şehrin bu ortak konularıyla alakalı görüşleri olan, teknik hususiyetleri ile ön plana çıkan, cemiyet hayatı içerisindeki gayretleriyle, çalışmalarıyla ön plana çıkan konuklarımızla birçok şeyi bu ekranlarda dile getirdik. Şimdi bugün yine çok değerli konuklarım var. Sivas eski milletvekili ve mimar Mevzat Yanmaz konuğumuz, beraber programımızı yürüteceğiz, yönlendireceğiz. Program ortağımız avukat Bülent Renda Deniz, daha önceki programlarımızda da birlikte olduğumuz, sizin de tanıdığınız bir sima. Bugün yine birlikteyiz. Yine Taceddin Kepenek Bey, inşaat mühendisi. Birkaç programdır birlikte oluyoruz. Değerli fikirlerinden de istifade ediyoruz. Bu
değerli konuklarımızla birlikte sevgili izleyiciler bir 2015 panoramik turu yapacağız. Nedir bu panoramik tur? Bugüne kadar hangi konuları konuşmuşuz? Hangi konular Sivas'ın gündeminde önemli yer işgal etmelidir? Hem katma değeri itibariyle, hem şehir imarı itibariyle, hem şehrin sosyoekonomik, sosyokültürel gelişimi itibariyle hangi konular ön plana çıkarılmalıdır? Bunlar üzerinde programımızı adeta bir dizi film gibi devam eden süreçler içerisinde takip edenlerimiz bu ayrıntıyı sanırım yakalayacaklardır. Bu konuların şimdi tekrar bir üzerinden geçerek şehrin ortak akıl programında öncelikleriyle ilgili hangi konular konuşulmuş, bu konuların muhatapları neler söylemişler, onların karşılığında ortaya çıkan fikirlerle ilgili bir değerlendirmeyi de değerli program ortaklarımızla birlikte yapacağız. Dolayısıyla ilimizde devlet yatırımlarını konuşacağız, ilimizin varlıklarını tekrar ön plana çıkaracağız. Sayın Valimiz ve Sayın İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgileri burada tekrar bir analiz edeceğiz. Sayın Belediye Başkanımızla yaptığımız toplantının, görüşmenin, programın sonrasında Seyfe projesi, Kızılırmak ve Meydan projeleri, Mevlana Tüneli öne çıkan hususlardı. Bunların üzerinden tekrar geçeceğiz. Yine şehrimizde fırsat alanları konulu en çok karşılık bulduğumuz, özellikle işlevlerini yitiren kamu arazilerinin hastaneler üzerinden hareketle bu arazilerin dönüşümünden kaynaklanan, bu arazilere yapılmak istenen TOKİ yatırımları var, özelleştirme idarelerinin tasarrufları var. Bunlarla ilgili şehrin hassasiyetlerini konuşacağız. Yine demir çelikle alakalı yakın tarihte bir miktar şekillenen önemli bir maddemiz var. Bu maddeyle ilgili bir konuşma ortamı sağlamaya çalışacağız. Ayrıca Türkiye geneline programın son bölümünde gideceğiz. Güneydoğu'daki terör hareketliliği, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri sonrasında oluşan siyasi tablonun içerisindeki Sivas'ın yeri, ortaya çıkan sonuçların kısa bir analizi, Rusya ile ilgili hali hazır sıcak halde yaşadığımız kriz ve bu kriz o kadar afaki boyutlara ulaştı ki şu anda televizyonumuz yayınlarını Rusya'nın siber saldırıları nedeniyle değişik formüllerle aksatmamak için mücadele ediyor. Rusya bu işi ciddi manada gurur meselesi yaptı. Ben Rusya'yım, bana nasıl benim hava sahamda dolaşırsın dersin gibi bir amiyane ifadeyle küstahça bir tavır içerisinde, benim yorumum bu şekilde. Dolayısıyla dolu dolu bir programı sizlerle birlikte icra edeceğiz. Sizlerden katkı bekliyoruz. Daha önce olduğu gibi bu programın yayınının bulunduğu benim kendi Facebook sayfamı kullanmak isteyenler lütfen sadece oradan mesajlarını atsınlar. Bana telefondan, WhatsApp'tan, diğer iletişim yollarından gelen mesajların hepsini burada okuma şansım yok. Zaman zaman telefonu elim almam icap ediyor. O da size karşı saygısızlık oluyor diye düşünüyorum. Dikkatimiz de çok dağılıyor. Mümkünse Facebook sayfamızdan, Ömer Faruk Çınargil Facebook sayfasından yaptığımız program anonsunun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yine telefonunuzun mesaj hattını kullanmak suretiyle 58 yazacaksınız. Bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazdıktan sonra 39-29'a göndereceksiniz. Bu şekilde sorularınız ve yorumlarınız olursa onu da hem konuklarımızla, program ortaklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hem de size geri dönüşünü de temin etmiş olacağız. Bu şekilde programımızı ben açıyorum. İlk sohbet konumuzu Nevzat Bey'e ben yöneltmek istiyorum. Biz Nevzat Bey, siz programımızı dikkatle takip eden şehrimizin önemli simalarından birisisiniz ve şehre dair hassasiyetleriniz olduğu için bu dikkati gösteriyorsunuz. Biz de bunun farkındayız. Biz geçtiğimiz programda ilimizdeki devlet yatırımları derken yatırımın bir karakteri olmalı. Şehrin bir kalkınma arayışı ve kalkınma modeli olmalı. Dolayısıyla yapılan yatırımların da birbirleriyle
entegrasyon olmalı. Bilinci çerçevesinde öne çıkan varlıklarımız arasında hayvancılık, turizm ve madencilik gibi şehrin çok konuştuğu konuları kritik ettik. Siz bu bakış açısı itibariyle Sivas şehrinin bir kalkınma modeli var mı? Bu ana başlıklar diye ortaya çıkardığımız başlıklarla alakalı hakikaten bunlar ana başlık haline gelmiş midir? Veya bunların hangisi önceliklidir? Bir genel değerlendirme yapar mısınız? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Faruk Bey. Bizi izleyen bütün hemşehrilerimize, dostlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi gerçekten şehrimizle ilgili hassasiyetlerimizi vurguladınız. Zaten burada olmamızın ana nedeni de ilimizle ilgili hassasiyetlerimiz. Ve bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin her gün birazcık daha ileri, birazcık daha yükseğe çıkmasını istiyoruz. Birazcık daha çıtasını yükseltmesini istiyoruz. Onun için de elimizden geleni, dilimizin döndüğünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Temelde geçmiş programlarda yaptığımız ve ön plana çıkan hayvancılık, turizm ve madencilik gerçekten bir şehrin özel statüleriyle alakalı kalkınmada katkı sağlayabilecek hadiseler bunlar. Hayvancılık Sivas için çok uygun ama bugüne kadar yeterince çok fazla seda bulmamış, zemin bulmamış, karşılık bulmamış bir hadise. Turizm işte termal turizm mevzumuz var. İşte sıcak çelmiğimiz, soğuk çelmiğimiz, balıklı kablicamız var. Hı hı. Ve bu manada termal turizmi canlandırabiliriz ve bu konuda da ciddi çalışmaların olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz, görüyoruz. Hı hı. Bunun haricinde tarihi turizmimiz, tarihi varlıklarımızdan dolayı olan turizm kaynaklarımızı maalesef biz yeterince Sivas olarak değerlendiremiyoruz. Burada en önemli ve yer altından veya yer üstünden çıkartılacak madenler göze daha fazla çarpıyor. Aslında Sivas madencilik konusunda çok zengin, madenler açısından da çok zengin olduğu ifade ediliyor. Ve bunun için de dışarıdan da içeriden de birçok madenci gelip Sivas'ta bir takım çalışmalar ve yatırımlar yapıyor. Ama bu madenciliği bir türlü gerçekten zeminle oturtturup sağlıklı bir madenci şehri haline dönüştüremedik Sivas'ı. Endüstriyel hale getiremedik ve bunun işte madeni çıkartıp işleyip bunu ham maddesini de işte işleyerek meta haline, değer kazandıran meta haline dönüştüremedik. Böyle bir sıkıntımız var. Bununla beraber Sivas'ın gerçekten şöyle bir hadisesi vardı. Gerçi kış turizmi de bu son zamanlarda biraz Sivas'la ilgili fazlaca ifade edilen Yıldız Dağı'na yapılan yatırımlardan dolayı Sivas'ın işte turizmin içine katılacağı, termal turizmin yanında kış turizmini de ona entegre edilecek gibi bir çalışma var. İnşallah başarılı olur diye temenni ediyorum o konuda. Evet. Yani şu anda oradan beklentilerimiz çok yüksek ama şu ana kadar onun karşılığı da alınmış değil tabii ki. İnşallah daha yüksek bir verim alınabilir. Onun için bu değerlerin yanına katabileceğimiz başka nelerimiz var onları konuşmak lazım. Onları da bunlara eklemek lazım. Onları bunlara eklemek lazım. Hayvancılığı geliştirmemiz, turizm konusunda tanıtımımızı gerçek manada yaptırıp altyapısını oluşturmamız, madenciliği de teşvik etmemiz lazım. Bunu yapabilirsek bu öne çıkan varlıklarımızı gerçek varlığa dönüştürürüz. Yoksa sadece sözde kalan bir varlıklar halinde kalır bunlar. Evet. Bunların böyle kalmaması için özellikle yöneticilerimizin de şehrin idarecilerinin, yöneticilerinin bu konuda hayvancılıkta olsun, turizmde olsun, madencilikte olsun devletin çok ciddi destekleri ve katkıları var. Bu katkıları bir şekilde bu yatırımcılara sunabilmek ve bunun altyapısını oluşturabilmek için de bir görevleri var diye düşünüyorum yöneticilerimizin. Yöneticilerle yatırımcılar el ele verir, halkla buna destek olursa inşallah bu varlıklarımızdan Sivas fayda bulur diye temenni ediyorum. Ben mesela hayvancılıkla ilgili bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Bu programlarla ilgili, bu programlardan oluşan bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Şimdi ben muhataplarıyla, kime sorulur hayvancılıkla ilgili sorular? Bu ana kadarki profilimiz içerisinde Sayın Valimiz, işte Özel İdare Genel Sekreterimiz onlara sorulur. Ben hep şunu sordum, dedim ki
Yani teşvik unsurları var. Burada neredeyiz? Teşvikle alakalı çok ciddi bir yol kat etmediğimizi fark ettim. Bir de ısrarla sorduğum bir şey var. Köylü her ne kadar işin içerisinden gelen önemli bir kitle olmasına rağmen bazen işin tekniğine uygun, işin esaslarına uygun tarla tarımı yapamayabiliyor. Daha çok yani alaylı bir, bakıyor işe. Tarım. Bahçe tarımı yapamayabiliyor. Yine hayvancılığı aynı şekilde çağın sistematiği içerisinde değerlendiremeyebiliyor. Dolayısıyla eğitim şart. Yani hani klasik bir şey var ya espri, eğitim şart evet. diye. Eğitimle alakalı programların yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani yapılan aslında hem Sayın Valimizle hem Özel İdare Genel Sekreterimizle yaptığımız toplantılarda şunu anladım ki Sivas'ta devlet hakikaten bir şeyler yapmak için azami bir gayret sarf ediyor. Fakat bu konuda tatminkar bir cevap alamadım. Siz köy kökenli bir bürokratsınız. Hayvancılıkla ilgili bir değerlendirme yapın desem Sivas'ta hayvancılık yeterli teşviği görüyor mu? Yeterli desteği görüyor mu? Eğitim altyapısı var mı? Neden yapılamıyor? Eksiğimiz mi var? Fazlalarımız nelerdir? Bunları sizden dinleyelim. Bülent Bey buyurun. Ben de izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Aslında sorduğunuz sorunun cevabı başta sunuş konuşmanızda var. Sivas'ın kalkınma ile ilgili bir planlaması, bir modeli var mı? Evet. Bence Sivas'ta kalkınma ile ilgili bir model, bir planlama yok. Hayvancılık için de aynı şey geçerli. Hayvancılığın Sivas'ta coğrafya geniş, alanlarımız büyük. Hayvancılık için ideal yapılması gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama hayvancılıkla ilgili bir araştırma, bir planlama, bir strateji oluşturulabildi mi Sivas'ta? Örneğin Zara'lıyım ben. Zara'da hangi hayvancılığın hangi türü yapılır? Büyükbaş mı, küçükbaş mı? Koyulhisar'da ne yapılabilir? Gemerek'te ne yapılabilir? Bununla ilgili bir çalışma, bir planlama var mı? Yok. O halde yapılması gereken önce planlamayı yapacaksınız. Planlamayı yaptıktan sonra onun içerisinde eğitimi vereceksiniz. İhtiyaçları nelerdir? Köylü ne yapabilir? Bunları köylüye öğretmeniz lazım. Daha rentabl, daha gelir getirici şekilde hayvancılığı nasıl yapabilir? Tarım içinde bu geçerli. Nasıl yapabilir bunları? Bunları sunmanız lazım onlara. Aslında sözünüzün arasına çok girmek istemiyorum. Fakat bir hakkı da teslim etmek lazım. Özellikle Özel İdare Genel Sekreterimizle yapmış olduğumuz toplantıda değil mi Taceddin evet. Bey? Biz kaba hatlarıyla tamamen böyle bir planlama yok. Bölgesel bir tasnif yok. Her yerde her iş yapılmaya çalışılıyor gibi düşünmemize rağmen Sayın Genel Sekreterimiz böyle olmadığını, gününde farklı çalışmalara, tarımsal çalışmalara Kangal'da vatandaşın başka. Yönlendirildiğini, Kangal'da başka türlü yönlendirildiğini filan da söylediler. Ama oradan bu hoşumuza giden bilgileri almış olmamıza rağmen eğitimle alakalı ben şahsen istediğim cevabı alamadığımı düşünüyorum. Bazen bizim burada sorduğumuz sorular konuşmacının değerlendirmesine veya bazen dikkati dağınık olabiliyor, araya gidebiliyor, kaçabiliyor. Bu anlamda eksiklerimiz büyük ölçüde eğitim ve bu bölgesel planlama var gibi deniliyor ama bunun çok aleniyetle ortaya çıkmış bir halini de göremiyoruz. Böyle bir gerçeğimiz var. Buradan şimdi, itibaren devam edebiliriz. Biz siyasette de ilgilendiğimiz için Sivas'ın 17 tane merkez dahil 17 tane ilçesini az çok geziyoruz. Evet. Ve insanlarla da bir araya geliyoruz, konuşuyoruz sıkıntılarını, dertlerini konuşuyoruz. Ama Sivas'ın gerçekten ciddi anlamda böyle bir planlamanın yapıldığı herhalde sadece Sayın Özel İdare Genel Sekreteriyle veya yetkilileriyle şey arasında burada halka yansıyan, halkın bildiği, halkın bilgilendirildiği bir planlamanın varlığından bence söz etmek pek mümkün değil. Evet. Kaldı ki özel idarenin kaynakları da sınırlı. Özel idarenin geçtiğimiz dönem 90 milyon olan bütçesi bu dönem niye çıkarılmış? 120. Kırsal kalkınmaya... Öyle değil. 120 trilyon. 455 trilyon bütçesi var.
Özel idarenin. Yani. Geçen hafta konuştuk, şey de bizi düzeltti Sayın Vali Yardımcısı. Şimdi yatırımlarla ilgili geçen sene yatırımlara ayrılan 90 trilyondu, bu sene 120 genel trilyon. Genel bütçesini değil bunun mi? Bilgisini bana veren, bunun bilgisini mevziyi bana bakıyor. Veren, bunun bilgisini bana veren il genel meclis üyeleri. Evet. Yatırımlarla ilgili. Evet. Kırsal kalkınmaya ayrılan bütçe geçen sene 22 milyon, bu sene 30 trilyon. Bununla ilgili bu planlamanın gerçekten veya olumlu sonuçlar alınması için yetecek bir bütçe midir bu? Değildir. Sivas geniş bir coğrafyaya sahip. Bir başından bir başı 400 kilometre olan bir yerde ayrılan bu ödeneklerle bir yere varılması mümkün değil. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum genel olarak. Evet. Ben Sivas'ta gerçekten kalkınma modeliyle ilgili bir planlamanın olmadığını düşünüyorum. Sivas'ta biz daha önce sizle konuştuk. Hayvancılık, turizm ve madencilik öne çıkarılmalı diyoruz. Bununla ilgili gerçekten planlamaların araştırılıp analizlerin bu alanda da yapıldığını düşünmüyorum. Ben görmedim şimdiye kadar ne madencilik alanında, ne hayvancılık, ne tarım alanında, ne de bir başka alanda yapıldığını görmedim. Bu yapılmadığı takdirde elverişli bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. Madencilik diyor Nevzat Bey, çok haklı söylüyor. Sivas maden yatakları. Ama Sivas'a yatırımı yaptıracak iş adamına veya özel sektöre nasıl getirip yatırım yaptıracaksınız? Adamın amacı bellidir. Özel sektörün amacı bellidir. Daha fazla kar edebileceği, en fazla kar edebileceği yerlere gidecektir. Eğer Sivas'taki kaynakları olumlu şekilde değerlendirmek istiyorsanız yatırımcıyı da buraya çekmek zorundasınız. Yatırımcıyı çekmenin koşulları nelerdir? Onun karını artıra. Eğer teşvik diyorsanız teşviktir. Bu her alanda, bu konuştuğumuz alanlarda sübvansiyon diyorsanız sübvansiyondur. Sivas'ın en temel sorunlarını ağzımızı açınca söylüyoruz. İşsizlik ve göç diyoruz. Eğer gerçekten doğru dürüst bir planlama yapılsa, Sivas'ın gelişmişlik ve kalkınma modeli ortaya konsa, bir plan dahilinde hareket edilse, dediğimiz gibi gerekli teşvikler ve sübvansiyonlar sağlansa, öncelikle Sivas'ın temel sorunu olan işsizliği ve göçü durdurabiliriz. O anlamda ben şunu söylüyorum. Eğitimimizde evet, son derece yetersiz. Ama planlamanın da Sivas'ta olmadığını düşünüyorum. Şöyle mi acilen diyor? Yapılması gereken Bey, bence. Şimdi Nevzat Bey de bir cemiyet insanı sonuç itibariyle aktif siyaset evet. yapmış. Meclis tecrübesi var, milletvekili olmuş, bir partinin genel başkan yardımcılığına kadar yükselmiş. Evet. Son dönemde yine aday adaylığı vesaire gibi bir süreci de sıcak şekilde yaşadı. Şimdi konular konuşuluyor Taceddin Bey. Aslında kabuller de varmış gibi gözüküyor ama yatırımcı kurumlar, bunlar nedir işte şehir ölçeğinde baktığımızda öne çıkan iki tane önemli bütçe var. Bunlardan bir tanesi il özel idaresi ki çok önemli bir bütçeyi evet. kullanıyor. Ben o programdan sonra bizi arayan Bursalı bir hemşerimizin de verdiği bilgilerle hakikaten işin bizim bildiklerimizin dışında boyutlar olduğunu da fark ettim. 400 küsür milyon liralık, 55 milyon liralık rakamlardan söz edilmesine rağmen bu bütçelerin bir kısmının kullanılamadığı için ileriki yıllara devredilme filan gibi süreçleri de söz konusu olabiliyormuş. Halbuki 450 milyon lira küçük bir para değil ama bir şehir için bakıldığında büyük para da değil. Çünkü şehrin ihtiyaçları fazla. Dolayısıyla sanki konuşuluyor, Nevzat Bey bunu biraz sonra siz de yorumlayın. Evet. Konuşuluyor fakat... yatırımcı kuruluşlar ikinci kuruluşta yaklaşık 200 küsür milyon liralık bir bütçeyi yöneten yerel yönetim belediye konuşuluyor fakat hayata geçirilmesiyle ilgili kendi projeksiyonlarında ne varsa o günün yönetiminin kendi dağarcığında önemsediği ne varsa güncel ne varsa veya bazen anlık gelişen. Popülizm içerebiliyor yani evet. işte şöyle bir şey yapalım tamam yapalım da bu şehirle nasıl bütünleştireceğiz bunu? Buna benzer uygulamalarda görüyoruz. Sizin evet. düşünceniz nedir? Şimdi sizin söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Ben şimdi yaklaşık 15 yıl belediyede çalıştım. Evet.
Bir dönem yani 2004'e kadar, 2003'e kadar belediyelerde ciddi bir mali sıkıntı vardı yani. Maddi finans sıkıntısı vardı. Yani İller Bankası özellikle sizin çalıştığınız tabii dönemde. O dönemde. Tabii. Yani İller Bankası paylarından ciddi kesinti oluyordu. Bu kadar para bol değildi. Şimdi Allah'a şükür memlekette en bol şeylerden biri para. Evet. Yani bunu inanarak söylüyorum. Yani öyle şaka diye de söylemiyorum. Çünkü bugün 455 trilyon bir özel idare bütçesi az bir para değil. 200 küsür trilyon belediye bütçesi milyon az bir diyelim para. Bunlara ya. Evet, milyon diyelim. Yani doğru. Trilyon deyince iş karışıyor. Evet. Şimdi bunlar az paralar değil. Evet. Şimdi artık o zaman elzem olan ihtiyaçların karşılanması için bu paralar harcanıyordu. Şimdi de öyle bir hale geldik ki benim gözlemim bu. Tamamen şahsi fikrim. Bu paralar yani ne yapsak da konuşulsa, ne yapsak da vatandaşın hoşuna gitse, ne yapsak da vatandaş bunu bir sene diline dolasa, yani bu %100 tamamen böyle diyemem ama bunu ben hissediyorum. Bu mevzuda yani bazı projeler var ki anlık gelişmiş, anlık gelişen bu projelerin de altyapısı olmayınca millete pek bir faydası olduğuna da inanmıyorum işin doğrusu. Evet. Veya proje diye ortaya bir örnek verin anlık projelere. Ya şimdi bütün ben şu anda Yıldız Dağı konusuyla ilgili diyeceğim ki Yıldız Dağı projesi yanlış bir proje. Ha. Projenin kendisini istemez misin? İsterim. Yani ben de gideceğim, kayacağım. Şehre artı bir değerler belki getirecek. Ancak altına bakıyorum boş, üstüne bakıyorum boş. Niye boş? Şimdi para harcanıyor. Harcanıyor da bunun sürdürülebilirliği noktasında özel idarenin bunu ne kadar sürdürebileceği konusunda ciddi şüpheler var. Yani özel idare ne kadar otelcilik yapabilir? Ne kadar lokantacılık yapabilir? Ne kadar süreyle buradaki tesisleri işte diğer eğlence merkezleriyle falan işletebilir? Bir yandan diyoruz ki devlet işletmede olmasın. Bir yandan da dönüyoruz işletmecilik yapmaya soyunuyoruz. Bir önceki dönemde lokantacılık yapıyorduk belediye olarak. Şimdi başka bir şeyler yapmaya başladık. Yani kötü bir şey değil aslında. Yani bunlar kötü bir şey değil de mantalite olarak mantalite olarak devlet kurumları bunları yapmalı mı yapmamalı mı? Yani burada bir mantalite sorunu var. Devlet ne yapmalı benim nazarımda? Yolu yapmalı. Mekanik yani bireysel olarak özel müteşebbisin yapamayacağı İşte oradaki mekanik aksamı yapmalı. Altyapısını yapmalı. Ancak oteli birileri işletmeli. Yani, oteli yapmalı mı? Oteli de yapmamalı. Arsasını, altyapısını yapacak. Al kardeşim. Yatırımcı gelmiyor, ne yapacağız? Efendim gelmiyor. Yatırımcı risk almıyor. Yatırımcı risk almıyorsa orada para yok demektir. Para kazanacağını bakın. Malınız iyi olsun, sineğe Bağdat'tan gelir. Yani yeter ki siz o altyapıyı verimli devir verim devri. Evet. Faruk Bey devir evet. Verim devri. Evet. Yani siz ne yaparsanız yapın bazı konularda verimlilik esasını göze almazsanız olmaz. Bu herkesin cebinden çıkıyor. Ben basit bir hesap yaptım aylık. Yani neresinden bakarsanız bak o dağın maliyeti 400-500 milyar. Yani bunu bir sene yaptınız, iki sene yaptınız, üç sene yaptınız. Aylık diyorum o. 400-500 yani lira. Tabii. Evet. Yani 3 aydan sonra ne olacak? Evet. Sayın valimiz o gün vali yardımcımız burada izah etti. Dedi ki Hafik Gölü'ne bir tesis yapacağım. Oradaki personel alacağım. Orada kullanacağım. Yazın. Yani yazın. Ya tamam da şimdi oradaki elemanları kullanmak için orayı yapıyorsanız o da yanlış. Yani işletmecilik mevzusu. Peki bunları o zaman o gün niye sormadınız şimdi Sayın Valimi? Şimdi valinin gıyabında konuşmuyoruz. O gün o kadar çok konu vardı ki maşallah. Evet. Yani ben bunu kendi nazarımdan değerlendirirken anladım. Özel idarenin yapmış olduğu bunlar dikkate alınsın diyor. Özel idarenin yapmış olduğu yüzlerce kalem iş var. 1300 kalem iş var dedi. Evet. Yani bunlar da ya ben bunu eleştirirken diğer taraftaki olumlu ve güzel şeyleri gelen misafire anlatma mı diyeceğiz? Yani bu konunun yeri gelmedi ki orada ben bunu teferruatlı anlatayım. Anladım. Yani ben sadece kendi bakış açımdan buna Sivas'ın çoğu da tabii buna Sivas'ın çoğu da katılmayabilir. Evet. Ben kendi bakış açımdan diyorum ki özel idare
burada altyapısını yapmalıydı, mekanik tesislerini yapmalıydı, evet, yolu, kanalizasyonu yapmalıydı, parselasyonu yapmalıydı. Daha birisi komple istedi dedi Sayın Vali Yardımcımız. Kendisi söyledi burada. Keşke o yatırımcıya komple verselerdi. Neticede yine biz kullanacağız. Sivaslı insanı kullanacak. Kullanacak da orada tabii Bursa'dan arayan arkadaşın size söylediği bir dağdan dolayı bilgisi var onun. Hı hı. Orada şöyle bir konu var. Yani dağa sporları yapmak öyle ucuz filan değil. Yani kimse şey yapmasın yani. Hı hı. Bugün bir eş, bir karı koca, bir de çocuğu dağa gitsin. Yani gidiş geliş masrafı hariç 250-300 lira, 300 liradan aşağı çıkamaz. Ya Sivas'ta bu da fiyatlar yarım yani indirilmiş, tenzilatlı fiyatlar. İnsanlar alışsın diye konulmuş fiyatlar. Evet. Yarın bir gün bu rakamlar oradaki Erciyes'teki bir Erciyes'e ben gittim. Erciyes'te sadece belediye telesiyecileri yapmış. Telesiyecileri işletiyor. Lokantalar, diğer bütün tesisler, işletmelerin tamamı özel sektör. Yani bir oturum iyi yemek için 40-50 lira. Misal. Yani yerdeki aşağı şehirdeki fiyatlar başka, dağdaki fiyatlar başka. Yani bu her yerde böyle. Ya her yerde böyle de Sivas halkı için deniyorsa burada bir soru işareti var. Hızlı yürü. Yalnız ben burada burada hayvancılık konusunda bir iki bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi hayvancılık konusunda da bizi izliyorsa koyun keçi yetiştiricileri birliği var. Ethem Bey, ondan çok bilgi sahibi olduk arkadaşımız. Köylere de bir iki ben ona eşlik ettim, gittim. Şu anda hayvancılık noktasında hükümet ciddi tabii şey aktarıyor, kaynak aktarıyor. Yani bunu bir birlikler eliyle yapıyor büyük oranda. Yani hayvancılık niye yapılmaz ben hala çözemiyorum. O teşviklere baktığımız zaman hatta bugün de teşvik paketi açıklandı. Yine 800 milyon lira civarında bir teşvik var. Hayvancılığa, kırsal kesime. Sivas buradan ne kadar pay alıyor? Şimdi Sivas yani buradan ne kadar pay alıyor bilmiyorum ama genel olarak, global olarak böyle bir paket açıklandı. Şimdi ben hayvancılık noktasında şunu görüyorum. Bizim arazilerimiz geniş ama verimli tarıma uygun değil. Yani bir Adapazarı'ndaki gibi işte, tarımdan kastınız? Hayvancılığın altyapısı olan tarım için çok uygun olduğunu biliyorum ben. Merak yok. İşte tarımdan kastım zirai üretime uygun değil. Yani adam iki defa ürün alıyor, üç defa ürün alıyor. Bizim buradaki araziler o kadar verimli değil. Sadece burada ne için? Mesela hayvancılığa yönelik tarım. Evet. Bundan 8-10 yıl önce bir Avusturya'ya gittik. Dağataş gidiyoruz hep şey. Siz söyleyin. Mısır tarlası. Ya dedim bu ne kadar mısır? Herkes mısır mı yiyor bu ülkede? Meğerse yanında da havuzları açmışlar, toprak havuzları. Oradan hasat ettiklerini hemen dolduruyorlar şeyin içine. Sılaç toprak havuzuna sılaç yapıyorlar. Hayvancılık için adam tarım arazilerini kullanıyor. Bakın. Yani planlı. Ha, planlı da şöyle planlı. Burada bir otorite var. Otorite arazi toplulaştırmasını yapmış orada. Yani kullanmadığın arazi senin değil. Evet. Şimdi bizim burada arazi toplaştırması belli bölgelerde yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Hayvancılık bizim bölgemiz itibariyle söylüyorum. Çok aslında gelişmeye müsait. Büyükbaş ve küçükbaş her ikisi de. Ancak tarımın hayvancılığa yönelik olarak yapılmasında büyük fayda görüyorum. Hayvancılığın ekstra yan getirileri de var. Yani hayvancılığın hayvandan süt aldığınız zaman etini bir kenara bırakın. Sütte bugün dünyada adam 100 çeşit peynir üretiyor bir Fransa'daki herhangi bir kasaba. İsviçre'deki herhangi bir köy. Bunun yağını üretiyor, peynirini üretiyor, ciddi katma değer sağlıyor ve dünyaya satıyor. Yani böyle bir süreç var. Ancak bizim köylerimizde Bülent Bey söyledi. Yani köylerde aslında 10 hane, 20 hane, 30 hane ortalaması. Ben 168 bin nüfusu var köylerin ilçelerle beraber. Böldüm şöyle bir 16 ilçeye merkez hariç. Köy başına 73 kişi düşüyor. Yani gerçek anlamda 300 bin diyarında. Köylerde yaşayan ilçeler hariç. İlçelerle beraber dediniz. İlçeler hariç. Evet. Yani burada köy başına düşen nüfus sayısı azalmış. Yani buradaki köylerde kalan insanlar genelde iş zamanı yani kış dönemi, yazı saymıyorum 3 aylık dönemi. Yaşlı insanlar yani çok fazla böyle iş yapabilecek tipte insanlar
değil. Burada da ne gösteriyor bize? Toprak var, duruyor, ortak milli servetimiz, Türkiye'nin serveti. Ne yapmak lazım? Bu köylerdeki arazilerin bir işletme mantığıyla toplu şekilde çiftlikler şeklinde çalıştırılması lazım. İşin yolu bence oradan geçiyor. Yani bin dönüm bir çiftlik, bin dönüm bir çiftlik. Demek ki bir planlamaya işletme, ihtiyaç var. İşletme efendim, işletme. Burada kar olmadıktan sonra sadece karnını doyurmak için kimse tarım yaptığını zannetmesin. Yani oradan bir sadece kendi geçimini sağlayabilir. O da sağlayabilirse. Ama bir işletme rentable çalışacaksa bunların büyük çiftlikler şeklinde düzenlenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Madencilik konusuna da bir giriş yapayım. Biraz da benim 3,5-4 yıl madencilik ne güzel tecrübem yani var. Yani biz o konuda sizden evet yani bir şirkette genel müdürlük yaptım memuriyetten sonra. Şimdi madencilik konusunda bizim özellikle metalik maden Sivas'ın değer teşkil eden esas madenleri. Hı-hı. Yani altından krom, mangan, demir her skala var. Evet. Evet. Şimdi tabii burada madencilik sektöründe esas aktörler devlet değil. Yani özellikle de yabancı kaynaklı büyük şirketler. Bu evet. Bu. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü o sektör çok ciddi yatırım isteyen, araştırma etüt isteyen ve büyük finanslar isteyen bir sektör. Dünyanın her yerinde bu böyle. Gidin Afrika'ya gidin, Asya'ya gidin. Oralarda herhangi bir İngiliz, Amerikalı'yı görürsünüz. Veya Türkler de gidiyorlar. Yani Afrika'da Türk şirketler de var maden arayan. Şimdi burada metalik madenler hususunda işin şekli böyle. Yani devlet girip de madencilik yapacak bir hali yok şu anda. Ancak MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü evet. Ve MTA, yani MTA'nın ve MİGEM'in hakkını yemeyelim. Bütün rezerv potansiyel arazilerimiz haritalarıyla bellidir. Belli olmayan hiçbir şey yoktur. Ancak madenciliğin ne kadar çalışırsanız, etüt ederseniz edin, %50'sini bilebilirsiniz. Yani bu arazi sondajlarıyla, etütleriyle ancak oradaki gerçek rezervler ve işlenebilirliği ortaya çıkıyor. Maden varlıklarının ne kadar işleniyor Sivas'taki? Şimdi maden krom açısından ciddi bir şey var krom açısından. Özellikle Eskiköy Ulaş evet. Tecellilerisinde 3-4 evet, tane maden ocağı var. Genel anlamda. Genel anlamda böyle göze çarpan onlar yani. Çok böyle başka ben bir Kazakistanlıları duymuştum. Onlar bir krom madeni çalıştırıyorlardı. Bir de İngilizlerin Koyulhisar tarafında araştırma yaptıklarını biliyorum altın madeniyle ilgili. Şimdi bizim bir de Sivas'ı mermer madeni açısından, mermer de neticede bir madendir. Mermer açısından zengin bir şehir, il olduğu zannedilir ama öyle değil işin aslı. Sivas traverten, yani farklı bir metadır traverten. Mermer açısından Amasya, Turhal, biraz Yozgat ve Tokat. Ve o bölgedeki en büyük mermerciler de, bu madenciler de bizim Sivas hemşehrilerimizdir. Yani Türkiye'de ilk üçe girerler. Hatta dünyada da isim yapmış mermerleri vardır. Sivas'ta icraî faaliyet gösterirler. Firmaları buradadır. Abi. Birer fabrikaları vardır. Memleketlerinden kopmamışlardır. Ama esas menba mermerin Amasya'dır. Yani şu anki konjonktür durum budur. Evet. Bunun haricinde Hekiman tarafında Hekiman'a giderken o Hasan Oğlan mı? Orada bir tren istasyonu var. Orada büyük bir firmanın demir madeni çalışması var. Orada bir istasyonu. İril krom işletmeleri var. İril ufaklı krom işletmeleri var ama bunların yani böyle birebir halka şehre katkısı yok. Aynı şey gibi her zaman deriz ya Sivas'ın milli geliri 1400 doların üzerinde ya nerede bu 1400 dolar diye herkes birbirine soruyor. Ondan sonra da hemen deriz ki ya termik santralden dolayı. Oradan dolayı milli gelirimiz artar. Madenler de bir nevi eğer milli gelirden sayılıyorsa bir kaynaktır ama birebir şeye yansıması olmaz. Halka yansıması olmaz. O zaman burada da olmaz. Ciddi bir yani şimdi kaynak rezervimizle ilgili bir sıkıntı yok. Orada yok canım yok. Yok. Ben geçenlerde üniversitede sayın rektörümüzle yaptığımız bir sohbetle birlikte hem MTA il müdürümüzü hem de maden fakültesinin dekanını tanıma fırsatı buldum. Onlardan edindiğim bilgilerle aslında madencilik konusu müstakil bir konu olarak
bu stüdyolarda masaya belki birkaç program yatırılacak kadar önemli bir konu. Tabii. Fakat sizin de söylediklerinizden, o küçük tecrübelerinizle birlikte söylediklerinizden belki uzmanlar bize daha farklı şeyler elbette, söyleyebilirler. Buna da açığız her zaman. Elbette. En doğrusunu söylemiyoruz. Yani öyle bir iddiamız elbette. Yok. Fakat burada da bir planlama zafiyeti var gibi bir düşünce var. Faruk Bey, şu yıldızlarla ilgili mevzu bitirdik ama şimdi tabii Sayın Vali Yardımcımız burada yok. Ben niye o anda onu söylemediğimi izah ettim. Buyurun. Fakat burada ortak akıl olarak şunu ilave etmem lazım. Evet. Kaynakların kullanımında önceliklerin tespiti çok çok önemli. Bu evet. Yerel yönetim için de bütün geçerli. Herkes için. Herkes için. Esnaf için, aile için de geçerli. Herkes için geçerli. Aile için de geçerli. Aile için de geçerli. Burada önceliği ben şahsen, bu da yine benim şahsi fikrimdir. Keşke sıcak çevirmeye verselerdi. Termal turizm yatırıma yapılacaksa. Artı Kangal'da biliyorsunuz balıklı kapıcı var. Evet. Balıklı kapçıya verselerdi, yani bunlar çünkü kendine düştüğünü ispatlamış, altyapısı belli bir oranda oluşmuş, müşterisi her zaman olan ve gelişmesi çok hızlı olabilecek yerler idi. Ortak akıl noktasında benim fikrim de bu. Yani oraya kötü demiyorum, öncelik noktasında diğerleri öncelikli olsaydı güzel. Daha iyi olurdu. Peki. Şimdi ben bir noktayı, az önce gelen telefonda baktığım mesaj doğrudur. 400 küsür milyon lira bütçe, ancak yatırıma ayrılan pay bir önceki sene 90 milyon, bu sene 120 milyon. Yalnız İzmir Özel İdare bunu yaparken keşke Salih Ayhan, Genel Sekreter Sayın Salih Ayhan şeyi de söyleseydi. Kanalizasyonu olmayan, altyapısı olmayan %50'nin altında. Yok söyledi. Aynı bana bakın, İl Genel Meclis üyelerinin verdiği, halen elektriği olmayan yerleşim birimlerinin, standarda uygun yolu olmayan birçok yerleşim birimlerinin olduğunu bana söyledi İl Genel Meclis üyeleri. Bunları iyileştirmek, öncelikle sizin halkınızın, yaşayan insanların rahat ve insana yakışır bir yaşam sürdürmesi için gereken hizmetlerin öncelik taşımasını gerektiğini ben de inanıyorum. Bülent öncelik Bey, orada aklınız. Kanalizasyon olmayan 645 tane köy var Sivas'ta. 1240 köy var, 645 tanesinin kanalizasyonu yok. Demek ki %50. Niye yok? Sorduk Salih Bey'e, niye yok? Dedi ki bende de sayı çok azalıyor. 20-25 kişi var. Kanalizasyon deşarjı başka sıkıntılara yol açıyor. Yani akar olmadığı için. Yani öyle bir cevap aldık yani. O evet. zamanki başbakan, şimdi siyaset yapmıyorum ama bir şeyler hatırlamak lazım. Evet. Yok, şimdiki Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Yani bir yerde dağın başında bir tek vatandaşımız yaşasa bile oraya biz devlet olarak hizmet götürmek zorundayız diyordu. Siz bugün 10 kişi yaşıyor, 5 kişi yaşıyor bahanesinin altına kimse sığınamaz. Çünkü nedir? Vatandaş zorunda ama bu bir günde değil, yarın olmayabilir yani. Bir de sıralama yapmıyor tabii. Ama bir de bir şey var yani. Bir de bir şey var. Sizin ayırdığınız bütçe bu hizmetleri götürmeye yetmez. Öncelik insandır bizce. Elbette öncelik insan. Her yerde insandır. İnsana hizmettir. Evet. İnsanın gerçekten ya çağdaş bir şekilde, medeni bir şekilde yaşamasını sağlamak peki. Öncelikle. Ben izninizle sevgili izleyicilerimize diyorum ki mümkünse bir kanaldan mesaj gelsin ama yine benim başka bir hesabımdan bir mesaj geliyor. Yurt dışından olduğu için okuyorum ama bu Facebook sayfası ve televizyonumuzun mesaj sistematiği içerisinde gelen mesajlarınızı okuyacağım. Onun dışında okumayacağım ama Almanya'dan Düğünü Kaya dediği, herhalde Düğünü Kaya Sivas'taki köyüdür. Adil Çakmak isimli hemşerimiz hem önerileri var hem de soruları olmuş. Selam demiş. Almanya'da 500 bin Sivaslı var. Bunlar yaşlanıyor. Sivas'a da özlem duyuyor. Sivas'ın bu vatan evlatlarına ne gibi projeleri var? Yani bizi hangi nedenle Sivas'a tekrar çağıracaksınız diyorlar. Planları var. Ve biz emekli olunca hem Sivas'a döviz hem de nüfus artışı sağlayacağız ama sizin hazırlıklarınız var mı diyor. Saygılar demiş Adil Çakmak. Yine aynı Adil Çakmak. Almanya'dan bazı arkadaşlar Türkiye'ye hayvan götürüyorlar.
Bunun yasal altlığı nedir? Bilen varsa söylesin, ben bilmiyorum ama bu soruyu ilerleyen zamanlarda muhataplarıyla buluştururum. Bundan emin olabilirsiniz Adil Bey. Hayvan derken? 15 bin euro eurosunu karşılıyorlar demiş ama her kamyonda 15 bin euro karşılıyorlar. Bunu tam anlayamadım. Yani ne kastettiğini tam anlayamadım. Adil Bey diyor ki siz Sivas'a neler hazırlıyorsunuz? Ki biz Sivas'a tekrar gelelim. Biz geçen hafta daha doğrusu 2 hafta önce Almanya'daydık. Hakikaten oradaki hem Sivaslı hemşerilerimizle hem de ülkemizin değişik illerinden birçok vatandaşlarımızla karşılaştık. Ülke hasreti, ülke özlemi, Sivasların da hususen şehirlerine karşı muhabbeti biraz daha fazla o her yerde dikkat çekiyor. Dolayısıyla onlarla da irtibatlarımız oldu. Biz Adil Bey'in şahsında Almanya'ya selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi bir Adil Bey'in soruları çerçevesinde bir değerlendirme rica edelim sizden. Bir de şeyi kaçırmak istemiyorum. Seçim öncesinde ittifak ettiğimiz, seçimler öncesinde ittifak ettiğimiz veya seçimler sonrasında da yine ittifak konularımız arasında bulunan planlı şehir, kalkınma modeli bulunan şehir, ortak yönetim, bu şehrin ortaya çıkan önemli hususiyetleri üzerinde ihtisas çalışmaları vesaire, bunlar da hep bu işin icracıları büyük ölçüde siyasiler, bir miktarda bürokratlar. Bunlarla ittifak sağlıyoruz fakat zaman içerisinde bakıyoruz ki bağlantılar kopmuş. Siyasetin doğasında mı var nedir? Siz aktif siyaseti meclis boyutunda da yapan içimizdeki tek kişisiniz. Teşekkür bir değerlendirme ediyorum. Alalım. Teşekkür ama ediyorum. Ama Adil Bey'in sorularını öncelikle Adil Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Yurt dışından izleyip böyle hassasiyet gösterip buraya evet. Böyle mesela. Biz Sivas'a ne için geleceğiz diyor. Çok doğru, yani, doğru söylüyor. Ben öyle yorumluyorum. Adil doğru Bey, söylüyor yani. Doğru söylüyor. Sivas'ta eğer siz bir altyapı oluşturmazsanız Avrupa'yı görmüş, Avrupa'da yaşamış, Avrupa'nın standartlarını özümsemiş insanların Sivas'a gelip de standartlarını düşürerek burada yaşama isteği oluşmayacaktır mutlaka. Evet. Onun için siz standartlarınızı yükseltmek zorundasınız. Bu sayede Sivas için değil, Türkiye için geçerli de Sivas özelinde eğer biz dışarıda işte 500 bin tane Sivaslı var diyor, bunun biz 50 binini çekebilsek Sivas'ın işte 300 binlik nüfusuna, 320 binlik nüfusuna ve 50 bin katkı yapmak belki de büyükşehirin yolunu açacaktır. Mutlaka herkesin istediği bir büyükşehir Sivas var ya. Evet. Onu açacaktır ama bunun altyapısını oluşturabilmek lazım. Ve bunu da planlamayla yapmak lazım. Doğru. Adil Bey gibi, Adil Bey ve diğerlerin için gelsin. Şimdi Sivas'ın... Bir miktarda potansiyel var bunlarda. Yani küçümsemek istemiyorum ama 3-5 kuruş diyelim. 3-5 maddi kaynakları diyelim. Var canım. Tabii yani. Olmayanlar da var, olanlar da var. Hiç önemli değil. Kaynakları da transfer. Madem şehrin varlığı, bu da bir varlık. Tabii canım yani ya. Hem maddi hem manevi getirisi de olacaktır. Evet. Yani orada yaşadığı, oluşturduğu kültürünü getirecek Sivas'ta belki birileriyle paylaşıp bir kültürler arasındaki bir alışverişi de sağlayacaktır. Sadece para getirecek, burada parayla işte onu değerlendirmek gibi mantık zaten çok sağlıklı mantık değildir. Bunu evet. Böyle de düşünmemek lazım. Ama şimdi şehri gerçekten siyasetin doğasında olan şu çok kabullenmemekle birlikte herkesin de istemediği bir şey olmakla birlikte siyasetteki seçim esnasında söylenen sözlerin gerçek manada sahada seçimden sonraki atmosferde gerçekleşme yüzdesi %20-30'u bulmuyor. Bütün siyasetin temelinde bu var. Veya projeler konuşuluyor. Projeler konuşuluyor. Yerel yönetim evet. Açısından seçimden sonra tamam da bu zor. Tamam evet. Da bunun maddi kaynakları. Bilmiyorduk. Çok... Altyapısını bilmiyorduk. Yani. Böyle evet. Bir kaynağın olup olmadığının farkında değildik gibi bir sürü evet. Bahanelerle. Evet. Neticede seçim atmosferinde verilen sözlerin veya vaatlerin işte %20'sini 30'unu gerçekleştirebilen bir siyasi başarılı hale geliyor veya başarılı addediliyor. Onun için seçim atmosferindeki bu hayali olan veya gerçekleşme ihtimali olmayan vaatlerle siyaset yaptığınız zaman insanların birazcık daha hoşuna gidiyor. İşte siyasetin doğasında olan bu. İnsanlar yalan da olsa söyle hoşuma gidiyor noktasına getiriliyor siyasette. Ben yalanı severim diyor. Seçim atmosferinde böyle. Yani
olmayacak şey ama diyor ya güzel şeyler söylüyor diyor ya olmasa bile söylüyor diyor yani bunu söylemek hoş diyor. Şimdi siyasetin temelindeki doğasındaki bu şeyi mutlaka kırmak lazım. Ve siyaset söylediğini yerine getirmeli mutlaka. Hayali şeyler vaat etmemeli. Hayali şeylerden de insanlar artık ciddi manada hoşlanmamalı. Tabii. Veya hoşuma gidiyor noktasında olmamalı. Zaten bu ya bu karşılıklı alışveriş zaten. Bu bilinç oluşursa zamanla sorgulama metodu geliştiği zaman bunu ülkemizde en iyi solcular yapıyor şimdi Bülent Bey'e onun için bakıyorum. Sorgulama metodu gelişirse bu defa siyasiler söylemlerine dikkat ederler. Yarın gittiğim zaman hani sen bunu da söylemiştin, şunu da yapacaktın derler. Daha şimdi, dikkatli konuşurlar. Şimdi evet, evet yani siyasetin bir de şöyle bir yönü var evet. Faruk Bey. Şimdi siyasette iktidarda olmakla muhalefette olmanın arasında dağlar kadar fark var. Siyasetin iktidarının sorumluluğuyla muhalefetin sorumluluğu aynı çizgide değerlendirilmiyor veya muhalefet sorumlu bir muhalefet yapmıyor. İktidar da elindeki imkanları ziyadesiyle çok gösterip daha sonra ne yapalım şartlarımız buymuş noktasında insanların beklentilerini aşağıya çekebiliyor. Biz şunu yapıyoruz mesela. Nasıl olsa bir siyasi hareket hangisi olursa olsun ben isim falan önemli değil vermiyoruz zaten. Yok. Diyor ki gelirsem dağları yapacağım diyor. Dağları altından kaplayacağım diyor. Güzel bu bir siyasi vaat. Belki de kafasında planı var. Ama bakıyorsunuz bu dağları altından kaplayacak siyasi yapının veya siyasi yapının elemanının hiçbir şekilde göreve gelebilme ihtimali yok. Mümkün değil. Göreve gelebilme ihtimali olmayan şahsı atı serbest oluyor. Bu sefer ne oluyor? Onun o attıkları diğerlerine kıstas oluşturuyor. Bu sefer iktidara göreve gelme, o yetkiyi eline alabilme imkanı olan insanlar da fazladan vaatler verme ihtiyacı duyuyor. Evet. Çünkü çok yüksek vaatler verince hiç değilse onun tabanına çıksın, topuğuna çıksın birazcık diyor. Bununla ilgili yalnız Bülent Bey size fena bakıyor. siyasi yani, bölümde muhtemelen bir şeyler yani söyleyecek. Yani Bülent Bey bakar tabii. Yani ben, belediye çalışmalarına evet, sıçrasak. Ondan dolayı da gerçekten biz siyasi çalışmalarda vaatlerin öyle çok büyük bir kısmının hayata geçirilmesi %20 diyorsunuz yani. %20, %30, %30'u geçer. Şimdi biz geç. En büyük başarı olarak kabul ediyoruz. Ama 7 Haziran'da biraz farklı oldu herhalde Nevzat Bey. Onu 7 Haziran'da konuşalım. 7 Haziran başlarına. 7 Haziran'da konuşalım. Şimdi hemen kısaca şunu tamamlayayım. Tamam. Adil Bey'i önemsediğim için söylüyorum. Buyur. Adil Bey ve onun gibi arkadaşlarımıza mutlaka işte Sivas ölçeğinde bir altyapı oluşturmalıyız. Çok duyarlı yani, bir insan. Evet. Yani Adil Bey gibi insanlar gelebilmeli. Burada kaliteli bir yaşam ortamı bulabilmeli. Bunu Sivas'ta yaşayanlarla beraber özümseyerek bunu yapabilmeli. Belediye özellikle imar alanları mutlaka açmalı. Sivas'ı pahalı kent ortamında mutlaka çıkartmalı. Konut sektöründe. Sivas çok ciddi manada pahalı bir kent haline dönüştü. Konut sektöründe değil mi? Özellikle işgal sektöründe, konut sektöründe. Belediyenin konut sektöründe. Konut sektöründe, alışverişte konut sektöründe çok çok önemli. Evet. Yani şimdi mutlaka imar alanları oluşturulmalı. İnsanlar gidip 400-500 milyar liraya, 350-400 milyar liralara parası olan alsın. Ona hiç kimsenin itirazı yok. Ama yani parası olanın da 150 bin liraya alıp oturabileceği sağlıklı evler oluşturulmalı mutlaka. Yani benim param var diye götürüp 400 bin liralık bir evde oturmak istemeyebilirim. Bana da standartlarımı düşürmeyecek 150 bin liralık bir ev olmalı mutlaka. Belediyeyle bağlantısını nasıl kuruyorsun? İmar alanları açmalı belediye. Tamam. Ben onu söyleyeyim. Biraz önce söyledim ya. Biraz önce söyledim ya. Açmalı, İmar alanları açmalı. Yeni yerleşim alanları açmalı. Evet. Ve şehri gerçekten ve şunu da şöyle yani yapmalı. Açıldı yani. Şöyle başlık üst Sivaslık imar alanı var. Şöyle bir şey var. Şunu da hiçbir şekilde sizinle daha önceki sohbetimizden ifade edeyim. Altyapının pahalı olduğu ifade edilebilir belki ama belediyelerin gerçekten imar alanlarını açarken çok büyük imkanlar sağlamış. Yasa 18. madde ve onun haricinde işte gönüllü bağış diye ifade edilen zorunlu gönüllü bağış diye ifade edilen bağışlardan zaten belediye gerçekten parsel zengini, arazi zengini haline dönüşüyor. Dolayısıyla buralarla birlikte altyapıların da çok kolay halledilebileceği gibi kanaatim var. Onun için önce yaşanılabilir bir mekanlar ve alanlar oluşturmadan Adil Bey gibi insanların
buraya gelmesini sağlamak çok güçtür. Daha sonrasında da onların getirdikleri imkanların burada yatırıma dönüştürülüp dönüştürülmemesi de yöneticilerin kabiliyetlerine, becerilerine kalmış bir iştir mutlaka diye düşünüyorum. Mehmet. Şimdi ben burada tabii Nevzat Bey'in bıraktığı şey, pardon. Nevzat Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Bir an karıştırdım. Şimdi belediye o kadar doğrudan doğruya ilişkili ki aslında çok direkt ilişkili bunu yani. Söyledim zaten yani. Şimdi direkt burada geçtiğimiz dönemde 3 tane şu anki Sivas'ı kapsayacak 3 tane büyüklükte, Sivas büyüklüğünde bir imar planı yapıldı. İmar revizyon planı. Revizyonla şu anda devam ediyor. İşte son rötuşları yapılıyor. Fakat önümüzde aslında belediyenin önünde bir tane bomba var. Bomba şu. Yani kağıt üzerinde bu çizmeyle bitmiyor ki. Bu yolları açacaksınız. Altyapı kanalizasyonu suyu götüreceksiniz. Plan gaz yapıyorsanız bunlar tabii yapacaksınız. Tamam, planla birlikte o altyapının bedelini aslında vatandaştan alıyorsunuz tamam, karşılığını ya. Yapın. Şimdi alıyor da herkes bir anda aynı mahalleye gidip apartman yapmıyor ki, bina yapmıyor. Yani mahalle yapacaksın. Yeni planda şey mi söylemek istiyorsunuz? Altyapı projelerinin vesaire. Evet, şu anda imar planı haricinde, imar planı sadece imar planı değildir. Evet. Altyapı projesidir. Elektriktir, su projesidir, doğalgaz projesidir. Bütün projeler birbirine bağlantılıdır. Bunların tamamı imar planıdır. İmar projesidir. Ondan sonra da uygulamaya başlar. Bunlardan bir iki tanesi eksik oldu mu orada uygulama olamaz. Yani, mesela altyapı projesi yok mu şu anda? Yok efendim, yok devamı. Yok. Şu anda Eğri Köprü'nün öbür tarafını diyelim. TOKİ İşhan bölgesi yok mu? Evet. Orada TOKİ'den gelen, TOKİ'nin kendi imkanlarıyla... Bu sizi de ilgilendiriyor. TOKİ'den gelen, TOKİ'nin kendi imkanlarıyla, ben o zaman Sibeski müdürüydüm, gelen ve Bağdat Caddesi'nden gelip ana çevre yoluna, kolektöre bağlanan bir tane hat var. Bir tane. O da kaldırmıyor. Şimdi öbür tarafta malumunuz 1000-1500 civarında konut yapılıyor Irmağ'ın öbür tarafında. Ben soruyorum... Yani o konutlar seneye şey yapacak, oturulmaya başlanacak. İşgen olacak. Nerede bunun şeyi, altyapısı, kanalizasyonu, suyu, doğalgazı? Bir gidin elektrik idaresine bir gidin bakalım. Deyin ki biz buraya elektrik alacağız. Ne diyorlar? Bakın bunları kimse konuşmuyor. Diyor ki benim yatırım programımda yok. Hele siz yapın biz arkanızdan gelelim. Veya en insaflısı diyor ki sen şu taahhütnameyi bir imzala bakalım diyor ya. Ben sana mecbur ruhsat vereceğim ama... Sen şu taahhütnameyi imzala diyor. Eğer diyor ben getiremezsem o güne kadar sen diyor. Kendin getir. Sen kendin benim gösterdiğim yere bağlayacaksın diyor. Var mı böyle bir şey? Bu o bölge için. Diğer işte yukarı bölgeler kümmetin üst tarafları var vesaireler Merakum var. Merakum tarafı. Merakum. Biri şaşıp etekleri. Da gidip orada bir ev mev, apartman site falan yapmaya kalsın. Ben başına gelecekleri ben biliyorum. Çünkü şey yok yani bununla ilgin altyapı kanalizasyon projesi yapılmamış ki. İhale edilsin, birisi gelsin alsın, işte İller Bankası'na kredi kullanılsın, o yapılsın. Şimdi burada sanki vatandaşın imarın yerini imar açarken tarlayı %60 civarında bir kesinti yapılıyor. Kanunen %40 ama belediye başkanımız diyor ki kardeşim diyor ben diyor evet, yatırım yapacağım diyor. Onun için... Bu ancak kurtarıyor. Çok şikayet var. Katkı payı alacağım. Şimdi bu kanun diyor ki %40'a kadar. Kadar. %40'a kadar. Ne kadar %40. Ne kadar zayiat varsa o kadar alasın diyor aslında. %40'ı kesin sen o %40'ın içerisinde okul yerini ayıracaksın. Altyapıyı ayıracaksın. Yeşil alanı ayıracaksın. Bakın. Hiç yani Nevzat Bey yüzlerce ruhsat kestirmiştir. Biz de işin içindeyiz. Ruhsat kestirirken haçlarda yazar. Kanalizasyon bedeli, işgaliye harcı, dağın başında bina yaparsın, kaldırım işgaliye harcı, kaldırım bedeli, sökme yapmayı, kaldırım falan yok. Şimdi bütün bunların paraları otopark. Evet. Ben size soruyorum, yıllardır otopark parası salınıyor. Hiç kimse de bunu açık ve net bir şekilde çıkıp söylemiyor. Yıllardır, ben bildiğim 25 yılı, benim bildiğim, onun evveli siz biliyorsunuz 40 yıl. Kanunda da kanun otopark parası beri. Alındığı yere otopark mutlaka otopark kullanılması lazım. Bravo. Kanun diyor ki otopark parası başka yerde kullanılamaz. Sadece otopark yapımında kullanılır. O ayrı bir hesapta birikir. Ziraat Bankası'nda. Siz de biliyorsunuz Faruk Bey.
Peki bu otopark nereye yapıldı ya? Ben mi başka yerde yaşıyorum yani? Bir benim bildiğim Mevlana otoparkı yani diye bir yer var. Bunu bir dava konusu haline getirmeye başlasalar kıyamet kopacak. Ya şimdi burada yani burada her gelen belediye başkanı sorunu duyuyorlar. Bakın her gelen belediyecilik yaptınız kaldırımları otopark olarak gösteriyor. Tabii. Yolun kenarı. Tabii, öyle öyle. Yolun öyle. O paralar yani kullanılıyor. O paralar kullanılıyor. O paralar orada birikmiyor zaten. Hmm. Şimdi yani yolun kenarı alakasız bir kalemde kullanılıyor. Tabii, tabii. Yalnız başka imkanlar. Bu konu ne? Yani bu konu bugünün konusu da değil. Değil. Bir öncekinin de konusu. Yılların şeyi. Ama ben açık ve net bir şekilde diyorum ki böyle bir fon var. Bu fon muhalefet belki yıllardır bunu söylemesi gerekiyordu. Hiçbir kişiden ben duymadım. Ama ben burada söylüyorum. Ben bir izin alabilir miyim? Buyurun o efendim. O kadar güzel gelsin. Bir noktaya getirdiniz ki sevgili izleyiciler, söylenmeyenleri söyleyen, konuşulmayanları konuşan program Ortak Akıl kısa bir reklam arasına gidecek. Bu reklam arasından sonra çok önemli konularımız var. Konuklarımızla bu önemli konuları masaya yatıracağız. Küçük sanayi siteleri, dolayısıyla Seyfe projesi, Sivas'ın mega projesi, bana göre de öncelikleri arasına konulması gereken Kızılırmak projesi, bunun gidişatı. Yine hassas bir konu, kurdelesi kesilmiş gibi ama Mevlana Tüneli'ni biz Sayın Başkanımıza kısmen müdahalelerimizde bir düşünülmesi gereken boyutlarıyla arz ettik. Ama burada tekrar bir uyarı sinyali daha göndereceğiz. Yine demir çelikle alakalı sohbetimiz olacak. Şehrimizdeki fırsat alanları değerlendirmemizle alakalı sohbetlerimizle birlikte daha birçok konunun konuşulacağı Ortak Akıl reklamlardan sonra devam edecek. Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Çok önemli konular var. Konuklarımızla birlikte bu konuları sohbet etmeye, kritik etmeye, tartışmaya devam edeceğiz. Taceddin Bey'in önemli bir yerinde, tabii reklam parası, reklam arası ekmek parası diyorlar klasik ifadesiyle, ona girmek durumundaydık. Evet. Ama önemli şeyler söylüyordunuz. O cümlenizi tamamlayın. Çünkü şehrin ortak konusu olduğunu ben biliyorum. Bu konuda geçtiğimiz programlarda da ciddi izleyici yorumlarıyla da muhatap olduk. Beklentiler var, sorular var, cevaplar isteniyor. Muhataplar cevapları birazcık böyle kaçamak da verebiliyorlar. Siz değerlendirmenizi yapın. Hemen peşinden isterseniz hem de o değerlendirmeyi yaparken biraz da düşünme fırsatı vermiş olayım size. Küçük sanayi siteleriyle ilgili bir dönüşüm arzusu var şehrin. Artık bu iş bir doğum sancısını geçmiş durumda. Artık bebeği kucağımıza almak istiyoruz. Dolayısıyla Seyfe'yi konuşalım. Ben bunu Sayın Başkan'a söylediğim için belediye başkanımıza size de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Seyfe'yi konuşurken Kızılırmak'a konuşmak zorundayız. Çünkü dört Eylül sanayide halen yapılaşma var. Halen orada sanayi dükkanları yapılıyor. Ve Sayın Başkanımız da bir 15-20 yıl sonra buralarda dönüşür diyor. Bunların değerlendirmesiyle de lütfen devam edin. Evet. Şimdi aslında Sivas şehrinin şu andaki en güncel sorunu şehircilik açısından otopark sorunu. Evet. Özellikle şehir merkezinde canlı trafiğin olduğu bölgelerde ciddi bir otopark sorunu var. Şimdi belediyelerin yılların getirmiş olduğu bir kolaycılık diyelim.
Örneğin bir örnek vereyim. Bir araç için 1250 lira veya 1500 lira ciddi civarında alınıyor, evet. Ciddi bir otopark ücreti alınıyor. Otopark yeri yapmayanlar için tabii bu. Bu paralar bir fonda birikiyor. Bu fonlar zaman zaman belediyeler tarafından yollar otopark gösterilmek suretiyle alınıyor. Çiziliyor. Yol yani bildiğimiz yollar. Ve maalesef düşündüğümüz anlamda işte kapalı otoparklar çeşitli şehrin çeşitli yerlerinde yapılamadı, yapılamıyor. Bu bir sıkıntıysa bu sıkıntıya bugünkü dönem değil, bütün dönemleri katarak sorumluluğu paylaştırmamız gerekiyor. Ancak bundan sonra yapılmaması anlamında bir tabii bir şey değil bu. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Sivas Belediyesi'nin bu mevzuda ben daha titiz olacağını düşünüyorum. Çünkü otopark paralarını herhalde 3000 liraya kadar artıracağını Sayın Başkanımız burada ifade etti. Yapılması mümkün olmayan yerlerde, mümkün olan yerlerde de yapılması zaruri koşulacak deniliyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri zaman içerisinde göreceğiz. Ben İyi burada arkadaşlar. Sivas Belediyesi'yle ilgili imar planında bir konuya aslında bir dikkat çektim demin. Önemli o bir konuya dikkat çektim. İmar planında çizilmiş olması işte diğer projelerin var olduğu anlamına gelmiyor. Yok. Altyapı projeleri. Proje yok ki imalat olsun. Evet. Şu anda Mimar Sinan'ın oralarda herhangi bir tarlası olan şahıs vatandaşımızdan %60 oranında kesinti yapılmak suretiyle, %40'ı kanunidir, %20'si bağıştır bunun. Kesinti yapılmak suretiyle 18 uygulaması yapılıyor ve buraya git yap deniliyor ama adam gitti yaptığı bir süre bir inşaat 2 yılda bitirdi. Bunun kanalı, suyu, elektriği, gaz olmazsa bu adam ne yapacak dağın başında? Yani bir noktada kağıt üzerinde arsa var ama bir noktada mahkumiyet de var. Şimdi bu çok önemli bir arsa konu. Arsa üretim o demek değil zaten. Yani evet. Taceddin Bey'in söylediği şey sadece imada kağıt üzerinde parselleyip işte karolajdayıp hadi sizin parseller arsa üretimi bu değil ki. Arsa üretiminin total anlamı altyapısıyla, kanalizasyonuyla, suyuyla, yoluyla, işte elektriğiyle, doğalgazıyla hepsini tekamül ettirdiğiniz zaman. Ben onu anlatmaya zaman, çalışıyorum. Yani zaten. Arsa üretmek budur zaten. İşte arsanın, kağıt üzerinde çizmekle değil yani. Aynen dediğimiz evet. Sonuç nokta sizin aynı fikirdeyiz. Evet. Bu üretilmediği için de. İşte biz de o üretilsin istiyoruz. Bugün yani. Sivas'ta %40'lar, %45'ler hatta 50'ler telaffuz edilerek arsa rantları. Artık rant da demeyelim de onu da çünkü sahipleri vatandaşımız arsa sahipleri ciddi oranda. Arz talep meselesi canım. Evet, arz talep meselesi yani insanlar arsa bulamadığı için müteahhit gidiyor %50 veriyor. Bunun sonucu neye geliyor? Sizin başlangıçta söylediğiniz 350-400 milyar liraya daire olur mu ya geliyor. Evet. Olmaz. Yani Sivas'ın gerçekleriyle bağdaşan rakamlar değil bunlar. Yani Sivas'ın gerçekleriyle bağdaşan rakamlarda insanların daire sahibi yeni konut sahibi olması lazım. Bu da sizin yine söylediğiniz gibi üretilen arsaların bolluğundan geçer. Bu ne kadar bol olursa fiyat o kadar uygun olur. Üzerine yapılan konutlar da o kadar hesaplı olur kanaatindeyim. Seyfe ile ilgili. Burada yalnız bu geçiş konuştuğumuz yapalım. Konular daha önce işte valiliği, özel idareyi ilgilendiren konularla ilgili, yine yerel yönetimle ilgili konuştuğumuz konularla bağlantılı cevap haklarını kullanmak isteyenler olursa onları rahatlıkla bağlayabiliriz. Yani burada bir yargısız infaz yapılıyor filan gibi bir kanaate kimse sahip olmaz. Elbette. Buyurun. Şimdi bizim şu anki mevcut dörtölü küçük sanayi sitemizin geçmişi tahmin ediyorum bir 25 yıl filan. 30 yıl olmuştur. 30 yıl olmuştur. Muzaffer Bey Gezgin başlangıcından beri de zaten oranın evet, kooperatif yönetiminde. Şimdi orada bir anımı şey yapayım. Temel Bey belediye başkanı. Temel Bey işte yeni binalar bitti. Oranın altyapısıyla ilgili yol kaldırım filan yine belediye işler yapacak. Onun için bir müracaatları var. Parası karşılığı. Parasını da yatırdı kooperatif. Ya Temel Bey benim o zaman unutmadığım bir şeydi. Ya buraya bunlar niye yapıldı? Bunlar niye yapıldı? Yani Kızılırmak Havzası dümdüz bir arazi. Çevre yolunun üstünde verimli yer veya başka türlü değerlendirilecek bir yer idi. Ama bir şekilde oraya o imar yapılmış zamanında
Tamam, yapılmış. Onu çok da bir anekdot olarak anlatmış olalım. Şimdi öbür revizyon imar planında da oradaki dar alan birdenbire yani uygulamaya ta ırmağa kadar sokulmaya başlandı. Yani kömür deposunun şeyin oradan kömür satılan yerden Sivas Spor tesislerine kadar yani neredeyse her yer tamam imarlı şu anda. Evet. Yani biraz insanın aklı hafızası almıyor yani. Şimdi bir de o var. İşin bu tarafı var. Yani biri bir yanlış yaptı, öbürü geliyor. Yani bana göre yanlış yani. Şimdi kendilerine doğru olabilir de bana göre yanlış. Öbürü geliyor, onu tamamen genişletti. Şimdi ikinci küçük sanayi sitesi yani oranın aslında kaldırılmasını bir sağlayacak bir atraksiyon bu. Seyfiye yapısın. Oralar zaman içerisinde tekrar sanayi sitesi olmaktan çıksın, dönüşsün. Dönüşünce ne olacak ki? Konut olacak. Tabii. 10 kat, 20 kat neyse konut olacak. İnsanlar mülkiyetinden yani, vazgeçmeyecek. Yani vazgeçmeyecek ki. Yani orada sizin verilmiş olan haklardan kim vazgeçer? Sanayi sitesi olmaz da konut sitesi olur. Velhasılı kelam orası ve lettali namin. Yani biz Kızılırmak projesi çerçevesinde oradaki etrafındaki sanayileşme nedeniyle belki bazı ödünler vereceğiz. Oranın estetikten yoksun, kaliteli yaşam alanı oluşturulabilecek bir fırsat alanı olması gerekirken sanayi vasfı devam edecek. Vallahi şimdi bazı şeyler geçtikten sonra konuşmanın da bir anlamı kalmıyor. Ama geçen bir şey yok. Geçti. Hep böyle itham ediliyor. Ne yapalım şimdi? Ki, yani adam orayı imarlaşmış. Ne yapacak? Burada bir haksızlık yapılıyor. Deniliyor evet. Ki ve buna bilmiyorum iştirak edecek misiniz Bülent Bey? Buna deniliyor ki ya işte bazı işler yapılıyor. Yapıldıktan sonra eleştiriliyor. Tamam da yapılmadan önce bizimle ne kadar paylaşılıyor? Evet. Veya tamam, bu sesler ne kadar dikkate alınıyor? Ben 4 Eylül sanayi sitesinin içerisinde bulunduğu 6 milyon metrekarelik alanın 1 küsür milyon metrekaresi şu anda yapılı. Anlatabildim mi? Revizyon plandan önce yaklaşık 1,5 milyon metrekare daha planlıydı. Yani toplamda 2,5-3 milyon metrekare alan 1 milyon küsür bini yapılı, 1,5 milyonu planlıydı. Şimdi tamamı planlandı. Tamam. 6 milyon metrekarenin tamamı planlandı. Fakat orada Sivas'ı hepimiz biliyoruz. Hemşerilerimiz rica ediyorum. Gitsinler Gültepe, Sivas tabiriyle Sıptırıcın tepesinden o alana bir baksınlar. Orada derya deniz var. Var. O kadar güzel, o kadar sevimli bir alan var. Fakat o sanayi yapılaşması o güzel görüntüyü yok ediyor. Şimdi Seyfe projesinin düşünüldüğü ve büyük projeler kapsamında şehrin gündemine oturduğu bir dönemde siz eğer halen buraya o 1 milyon küsür bin metrekarelik, 1 milyon 200-300 bin metrekarelik yapılı alanın üzerine yeni alanlar ilave ediyorsanız bu şu demektir. Seyfe projesiyle ilgili ayağımıza bir prangayı kendimiz takıyoruz demektir. Ben bunu Sayın Başkanımıza programda söyledim. Öyle olmayacak diyor. 15-20 yıl sonra diyor, buradaki insanlar Seyfe'deki projenin ihtişamını ve oradaki avantajları görünce vazgeçecekler buradaki yatırımlarından diyor. Halbuki bugün daha kooperatif kurulmuş, yeni inşaatlar yapılıyor. Dün yapılanlar var, önceki gün yapılanlar var. Bu insanlar dün yaptığı dükkanı da bırakıp konut da olsa üstüne saray da yapılsa kolay kolay vazgeçmez. Faruk Bey aklıma bir fıkra geldi de biraz buyurun. Ortamı yumuşatalım. Hacının biri hayvan pazarına malını götürüp satacak. Yalnız götürmeden önce ahıra giriyor, cebinden de bir 250'liği çıkartıyor, 200'lüğü gösteriyor. Bak diyor, bunu gördün mü diyor. Gördün ha diyor, haberin olsun diyor. Hacı ya. Ondan sonra neyse malı götürüyor pazara satışa. İşte kaç lira diye soruyorlar, 200 lira. Vatandaş itiraz ediyor. Ya 200 lira olur mu bu? 100 liralık mal. Evet. Vallahi de gördü, billahi de gördü diyor ya bu ya 200 lirayı. 200 gördü diyor. Abicim şimdi orası o imarı gördü. Evet. Bitti. Bitti. Şimdi ya o ne olur? Başkanın dediğine gelelim.
yapmayacaksınız buraya diyebilme şansı var mı? Şu anda mesela bilemiyorum yani. İşte Dördeli Sanayi'de benim bir arsam var, dükkan yapmak istiyorum oraya. Bir yatırım yapmak Hayır var istiyorum. Önünde plan var yapacak. Şimdi gidip ben ruhsat talep ettiğin zaman ya burada Seyfe'de bir projemiz var, sen buraya bu binayı yapma deme imkanı var mı şu anda? Yok şu anda. Yok, değil mi? Aksine. Yoksa doğru söylüyorsun. Bizim Dördeli Sanayi'yi kaldırmak gibi bir düşüncemiz de yok. Şimdi burada ben size güzergahı böyle yani başkanımızın burada söylediği senaryoyu şöyle zamanlandırayım. Şimdi 20 yıl sonra doğrudur. Burası dolar. Seyfe'de bitmeye yaklaşır. Yani bir binalar falan yapılmaya başlanır. Kooperatif marifetiyle. Başkanımız öyle dedi ya 20 yıl sonra. Öyle. Evet. Bu arada 20 yıl sonra onları oraya taşınabilmesi için nasıl eski sanayiden dedik ki hadi çıkın. Tuttuk dükkanları kilitledik. Ruhsatlarını iptal ettik. Başlarına yıktık. Çıkartabilmek için. Bu sefer orada başlayacağız. 20 yıl sonra. 20 yıl sonra bu görüntüleri izlersek ömrümüz olur. Küçük sanayide ne kadar dükkan varsa ruhsatını iptal etmeye başlayacağız. Başlarına yıkmaya başlayacağız. Bilmem şöyle yapacağız böyle yapacağız ki Seyfi'ye gitsinler diye. Oranın da imarına pazarlı oturacağız bu sefer. Sanayi imarlıydı ya. Hadi buraya emsal 2 mi verelim 3 mü verelim? 3 yetmez 5 verelim. 5 yetmez 10 verelim. Kısır döngü muhabbeti böyle Biz devam eder gider. Biz aynı filmleri seyrederiz. Tercihler yapılırken Temel Bey bir şey söylemişti ya çok haklı. Tercihler yapılırken çok sağlıklı düşünülmeli. Tabii. Enine boyuna düşünülmeli ve muhataplarıyla çok istişare edilmeli. İşte oraya geliyor. Ortak akıl, senin bu programın ismi çok önemli. Ortak akıllı bulmadan yatırım yaparsanız işte 15 sene sonra 20 sene sonra ne olacağının patinajına tutulursunuz. Patinaj yapıp durursunuz. Doğru söylüyor. İnsanlar 4 Eylül'deki mülkiyetinden vaz mı geçecek? Yok. Şimdi eski sanayi faciasını hep beraber yaşadık. Yani Sivas'ta ne acılar yaşandı orada. Halen yaşanıyor. Siz de bir dönem içindeydiniz ve hala da yaşanıyor. Yani haklıdır, haksızdır, şudur budur. Ama bir facia yaşanıyor. Oysa 40 sene önce odası yapılırken hiçbir problem yoktu. Şehrin içine güzel bir sanayi yapılıyordu. Sanayi dükkanları yapılıyordu. İşte yine zorla götürmüşler oraya. Yine gitmek istemeyenler olmuş o zaman. Yani dolayısıyla eğer iyi planlamazsanız, şehri iyi planlamazsanız ve planlarken de şehrin içinde yaşayan ve iyi kötü bu şehirle ilgili sözü olanları bu sözün içine katmazsanız, bu planlamanın içine katmazsanız yarın başka facialar da yaşanır. Başka şeyler de yaşanır. Şimdi okullar bölgesi, Dördeli Sanayi Sitesi, o havza aslında hiçbir şekilde ya bizim büyüklerimiz anlatırdı. O bölge, siz de bilirsiniz, Sivas'ın tarım bölgesi. Sulu tarım yapılan işte şalgamı, turbu, salatalı, lahanası yetişen bölge. Yani evet. Sivas'ı besleyen yer. Sivas'ı besleyen yeri sanki dağımız kayamız bitmiş gibi Sivas'ı besleyen yerin kolunu ayağını kesmişiz biz. O bölgeye götürmüşüz, yatırımlarımızı yapmışız. Dördeli sanayisi yetmemiş, arkasından işte okulları yapmışız. Yetmemiş işte adliyeyi yapmışız. Yetmemiş işte stadyumu yaptık. Hastaneyi yaptık, bilmem neyi yaptık. Şimdi sanki şehrin başka bir alanı yokmuş gibi. Ama düğmenin baştan iliklenmesi hata. İşte 40 sene önce, 30 sene önce oraya ilk düğmeyi yanlış iliklemişler. Yani ilk düğme yanlış iliklenince sen ne yaparsan yap düğmenin yakası bir araya gelmiyor. Peki bu gömleğin yakası bir araya gelmiyor. Mimar gözüyle yani teknik adam gözüyle tabii ki estetik değerlere daha fazla önem veren bir mesleğinde icracısınız. Bu alanın kızdırmak projesinin estetiğiyle alakalı bir sorun yaşatacağını düşünüyor musunuz? Kesin yaşatır. Yani şimdi sanayi bölgesi dediğiniz üretim yapan, işte çalışan, işte oraları yani rekreasyon alanı olarak kullanamayacağınız alanlar neticede oralarda. Kirli, tengahı olan, isyanlar, pas olan doğal şeyler bunlar. Evet. Ve sanayinin doğal şeyleri, sonuçları bunlar. Bu sonuçlar rekreasyon alanı ne kadar uyum sağlayabilir? Evet. Sağlamaz. Her halükarda problem oluşturacaktır. Yani Kızılırmak projesi isteseniz de istemeseniz de o geçeceği sanayinin içinden geçeceği bölgede mutlaka estetik sorunlar estetik sorunu da yaşayacaktır. Başka sorunlar, kirlenme sorunu yaşayacaktır belki. Belki kullanma sorunu da yaşayacaktır. İnsanlar gidip oralarda gezmek, tozmak istemeyecektir.
Yani sanayi bölgesinin içerisindeki bir rekreasyon alanının içerisinde siz ailenizle, çoluğunuza, çocuğunuza gezmek ister misiniz? Evet. İstemezsiniz. Netice işiniz olursa gidersiniz sanayiye. Herhalde hadi şöyle bir istasyon caddesinde tur attığımız gibi 4 Eylül sanayi sitesinin içinde de ailece bir tur atalım falan demezsiniz. Yalnız orada projeksiyona biraz daha uzun bakalım. Şimdi benim anladığım kadarıyla Kızılırmak projesi eğer yapılabilirse Eriköprü'den başlayacak. Üniversitenin oraya kadar bir etap herhalde. Ondan sonra 20 sene sonra hani oralar geri yıkılacak diyoruz ya. 4 Eylül sitesi. Küçük sanayi sitesi. O biraz zor. İşte ya. Bir 20 sene sonra da oranın Sivas Spor'a kadar Karşıyaka'ya kadar olan bölümü Kızılırmak projesinin, sahil projesinin tamamı gelir. Yani herhalde öyle olur. Çünkü dediğiniz sorunlar gerçekten sorunlar. Yani bir şehre siz çok katma değer yaratmasını beklediğiniz bir prestij projesinden bahsediyorsunuz. Belki tahminen size şöyle söyleyeyim, 1 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Benim anladığım manada prestij projesi olarak. Yani 1 milyar dolarlık bir yatırımın içine girdiğiniz zaman bunun küçük sanayi sitesinde düşünmeniz lazım. Rekreasyonun sosyal etkilerini de düşünmeniz lazım. Ulaşım etkilerini de düşünmeniz lazım. Şimdi Nevzat Bey dedi ki ilk başlangıçta siyasilerin söylediğinin %20'si gerçekleşiyor. Şimdi efendim proje yapmak demek, fikir üretmek başka bir şey. Proje yapmak başka bir şey. Uygulamak daha başka. Uygulamak bambaşka bir şey. Şimdi fikir üreterek insanlar seçimlere giriyorlar. Yani üretecek. Yani insanlara diyecek ki ben şöyle şöyle fikrim var. Bu kelimeyi kullanacak. Benim şöyle şöyle bir projem var dediği zaman o yanlış. Öyle bir proje yok aslında. Böyle bir fikri var. Ondan sonra dönülüyor. Fikir söyledik ya. Bunu nasıl projelendireceğiz? Geliyor. Geldiği zaman etütlere bakılıyor. Yok mail kurtarmıyor. Yok sürüntü çok geliyor. Yok işte bunun devlet su işleri şeyine almasına müsaade etmiyor. Ya efendim şimdi bunlar tabii iyi niyetle söylenmiş şeyler. Bunlar söylenmesi de belki gerekiyor. Siyasetçi bunları söyleyecek ki seçim kazansın. Ama şimdi biz de bunlar söylenirse kendi özgür irademizle burada ortak akılla bunları bu şekilde eleştirme hakkına sahip oluyoruz. Doğru mu? Doğru. Şimdi eleştirmeye de biliriz. Hiçbir şey de söylemeye. Yani bu yapılmasın, bu tukaka kötü diye söylemiyoruz bunu. Fikir başka bir şey, proje başka bir şey. Ve ciddi rakamlara ihtiva eden bir şeylerden bahsediyoruz. Bir şehrin imajını kökten değiştirecek bir olaydan bahsediyoruz. Kızılırmak projesine de böylece bir giriş yaptık. Yaptık değil mi Faruk Bey? Evet. Evet. Şimdi bu Kızılırmak projesi tabii şehrin aslında güneyini de otomatikman etkileyen bir olay. Çünkü hem güney koridoru var. Güney kenar kolektör hattı var. Kuzey kenar kolektör hattı var. Bunlar yok. Yani bunlar olacak. Güney çevre yolu gibi bir etrafında yol. Kuzeyde yine yol. Bunların üzerinde çeşitli köprüler ayrıca olacak. Bir de üstüne üstlük ona paralel gelen bir hızlı trenimiz var. Şimdi hızlı tren o ırmağın kenarından nasıl geçecek? Yani biliyorsunuz hızlı trenin sağa kapalı, solu kapalı. Siz ırmağın öbür tarafından tren geçiriyorsunuz. Ne rekreasyonu bu? Neyin rekreasyonu? Soruyorum. Kızılırmak'ın kuzeyinden tren hattı geçmiyor mu? Evet. Üniversitenin içinden. Evet. Biz de oraya rekreasyon yapmıyor muyuz? Evet. Trenle üniversite ve ırmağı koparmıyor muyuz? Koparıyoruz. Evet. Biz ne yapacağız? Ne rekreasyonu bu? Soruyor. Mutlaka bunların tedbirleri alınacaktır. Yani yoksa o zaman hiçbir şeye itibar etmememiz gerekiyor. Bakın, enteresan bir tablo çıkıyor orada. İtibar etmeme meselesi değil de bazı konuları böyle enine bakın, tartışma. Yani evet. Planlama önemli tabii. Ya yani. Çok önemli yani. Bir planlama bir daha birazcık daha önemsemek lazım. Bu izleyiciniz Facebook kullanıcısı diye göndermiş. Ya arkadaşlar bakın bizim söylenenden konuşulandan bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok. Facebook kullanıcısı dediğiniz zaman açıkçası ben kiminle muhatap olduğumu doğal olarak bilmek isterim. Değil mi? Ama soru ya. En eleştiren sorunuzu sorun. En acımasız eleştirinizi yapın. Ama kullanıcı diye bu sanal ortama bizi sokmayın. Bu reel bir ortam burası. Biz
medeni cesaretle adıyla sorumluluklarımıza uygun şehirle bilgilerimizi buluşturmaya, tartışmalar oluşturmaya ve ortak aklı şehirle bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Fakat buna rağmen hadi istisnalar arasına sokalım. Mesela birinci bölümde beni eleştirmişsiniz. Başımın üzerinde dikkat alacağım. Faruk Bey konuşmacılara soruyu sorduktan sonra bırak onlar görüşlerini belirsinler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Almam gerekeni alacağım. Bazen konuşmamız da müdahale etmemiz de gerekiyor. Bazı bilgi paylaşımlarını yapmamız da gerekiyor. Bülent Bey'in benden çok fazla bildiği şey var ama benim bildiklerimi bilmiyor. Ben ona nasıl soru yönelteceğim? Dolayısıyla bazı ayrıntıları bizim de vermemiz icap edebiliyor. Burada bir ideolojik bir şey tartışmıyoruz. Burada bir şehri tartışıyoruz. Beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz bir anlamda. Yani herkes ilgilendiren şeyi konuşuyoruz. Evet. Onun için tabii ki birbiriyle karşılıklı alışveriş yapmak. Aynı kullanıcı, Facebook kullanıcısı diyor ki Ömer Bey her şeye muhalefet eden bürokratlarla nasıl olacak bunu da bir sorun diyor. Yani bürokratik zihniyetten de bir sıkıntı var. Bu eleştiri hakikaten doğru. Tanımadığımız insanı tebrik edelim, teşekkür edelim efendim. Bir bürokratik anlayış var. Ben açıkçası siyasete daha sonra gireceğiz. Bu soruyu orada soracağım. Bu bürokratik anlayış şu anda Sivas için vekiller nezdinde de bir miktar hakim unsur gibi gözükmeye başladı. İnşallah bunlar ayağımıza dolaşmaz. Dolaşır merak etmeyin. Bir virgül koyup da biz Bülent Bey'i çok dinlendirdik, ona dönebilir miyiz yoksa çok önemli saydığınız bir iki cümleniz varsa alalım. Vallahi her laf yerine gelince konuşulur. Bürokratik konu dediniz, ona iki cümle diyeyim ondan sonra tamam, geçelim madem düştü. Buyurun. Şimdi ilçelerde eskiden köylerde üç tane yetkili vardı. Bu üçü ne derse olurdu. Evet. Jandarma komutanı, kaymakam. Evet. Bu yok muhtar ilçelerde küçük ilçelerde jandarma komutanı kaymakam mal müdürü. Bunlar akşam her akşam bir araya gelirlerdi. O ilçenin bütün sorunlarını ve hallederlerdi. Yani örtüleceğini de örterlerdi, kapanacağını da kaparlardı, evet. Açılacağını da açarlardı. Şimdi bazen kasaba zihniyeti diye bazı siyasetçilerden çok duyar olduk. Seçimden önce filan veya şimdi. Şimdi bazı tamam, şehirlerde anladım. Şehirlerde yani atamalar liyakata göre olması çok çok önemli. Özellikle bazı şehirlerde. Yani tabii herkes kıdemli yönetici değil. Yani bürokrasi açısından. Evet. Ama bazı şehirler önemli. Şimdi bizim şehrimiz kadim bir şehir. Yani 100 yıl önce şehir olmamış. Evet. Binlerce yıllık bir şehir. Onun için binlerce paşa gelmiş, binlerce vali gelmiş. Ha bir araştırma okudum geçenlerde. Sivas'taki valilerin ortalama Osmanlı döneminden bu tarafa yani sadece Cumhuriyet değil. Bir buçuk yıl ortalama. Şimdi yani öyle bir hızlı sirkülasyonu olan bir şehriz. Bir de biz iyi vali, kötü vali diyemiyoruz. Yani haddimize değil ama aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diyebiliriz ancak. Takdir ederiz. Takdir ettiğimiz ve iş yapan yöneticilerin burada durması, uzun süre durmasını arzu ederiz. İsim söylemek doğru değil. Ancak bazı olaylar var ki valinin veya işte yerel yönetiminin gücü dışında oluyor bunlar. Bir Bayındırlık İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, bir işte diğer herhangi bir kurumun müdürü. Bunlar doğrudan bakanlıklardan ve bizim milletvekillerimizin tavasutuyla ve inisiyatifiyle oluyor. Burada Nevzat Bey siyaset ve milletvekilliği yaptı. Yani kendisinin olduğu dönemde de buraya müdür atadılar. Atamadınız mı? Bir sürü müdürleri atadınız. Allah aşkına vicdanınızı elinize koyun söyleyin. Liyakata göre mi atadınız? Siyasete göre mi atadınız? Yoksa karma mı yaptınız? Peki. Evet. Anlaşıldı. Cevabını alalım. Maksat hasıl oldu. Ona Nevzat Bey'e sıra geldiğinde cevap hakkını kullansın. Bülent Bey'e çünkü haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Ben zevkle dinliyorum onu. Katılımlarınızın da değerli olduğunu ben biliyorum. Projeden hareket etmişken aynı noktada kalmayalım. Bir hareket, bir ivme daha oluşturalım.
Bir de mesela şehrin gündeminde Mevlana Tüneli projesi var. Bu projeyle ilgili detay bilginiz var mıdır veya kısmi bilgileriniz var mıdır? Arzu ederseniz katkı sağlayabilirim. Soru sorarken yorum yapıp cevap vermiş olayım. İzleyicimizi dikkat almış olalım. Buyurun. Ben genel anlamda az önce söylediğim, burada konuşulan gerek Taceddin Bey'in gerekse Nevzat evet. Bey'in açıklamalarından çok mutlu oldum. Evet. Niye mutlu oldum? En azından Sivas'ta bir takım şeyler konuşuluyor. İşte Seyfe projesi, Kızdırmak projesi, meydan projeleri, Mevlana tüneli projesi. Bu projelerin gerçekleştirilebilirliği, hayata geçirilebilirliği anlamında seyredenlerin de bizlerin de belli anlamda bilgi sahibi oluyoruz. Hı. Şimdi söylediler işte Seyfe projesi, Kızdırmak projesi. Kızdırmak projesini gerçekleştireceksiniz ama söylenmiş, daha önce tartışıldı. Taceddin Bey harici bilgi verdi. 300 metre, 500 metre ırmak yatağına. Yaklaşma 300 metre, 500 metre. Şimdi ben bakıyorum, ben vatandaş olarak burada teknik bir adam değilim. Sonuçta sosyal bilimlerden gelen bir adamım, hukukçuyum. Tekniği de var işin içerisinde. Örneğin benim bildiğim dere yataklarına veya dere yataklarına yakın yerlere bina yapılmaz. Öyle mi? Doğru mudur? Su havzalarına yapılmaz. Yapılmaz değil tabii mi? Canım. Bu açık ve net. Hassasiyetler var. Şimdi ben daha önceki programda da bahsettiydim. Eğri Köprü'nün yanında benim bir tanıdığımın bahçesi var demiştim. Hatırlıyorsanız o bahçeye aletlerini, araçlarını koymak için tahtadan bir baraka yaptı. O baraka dedi ki buraya yapılmaz. Ama bunun yanına şimdi siteler yapılıyor. Siteleri yapan kim? Belli. Belediyede de görev alanlar var. Şimdi bir başka noktaya geleceğim. Taceddin Bey'in söylediğini, Nevzat Bey'in söylediğini, Nevzat Bey'in meslektaşı, mimar, belediye başkanı, bunlar bilmiyorlar mı? Bu sıkıntılardan bunların haberi yok mu? Şimdi ben çok karamsar oldum gerçekten. Niye? Taceddin Bey az önce bu Kızdırmak projesiyle ilgili olumsuz şeyler söyledi. Hayata geçirilebilirliği anlamda. Yani 20'şer söyledi. Bugün doğan çocuk 40 yaşından sonra herhalde kenarında piknik yapabilecek. Sivaslı. Sayın Başkanım verdiği bakın, bilgiler yani. Ben evet. Sadece tam anlamadım. Sivaslı. Evet. Sivaslı evet. Ve bizler bu olaya şöyle bakıyorduk. Sivas hakikaten sosyal yaşam anlamında gelişkin bir şehir değil. Gezilecek, vakit geçirilebilecek, aktiviteleri yapılabilecek, fazla. Misafirlerinizi götürüp ağırlayabileceğiniz fazla bir yer yok sosyal yaşamımız. Kızılmak projesini biz en azından böyle değerlendiriyorduk. Bu proje hayata geçerse eğer gerçekten sosyal yaşama bir katkı sağlayacak, ekonomiye de bir katma değer getirecek diye bakıyorduk. Bunun örnekleri var deniyor. İşte Eskişehir'den bahsediliyor, başkaca illerden bahsediliyor. Bu da Sivas'ta niye gerçekleşmesin? Sivas için bir kazanım olarak değerlendiriyorduk. Ama şimdi işin teknik boyutuna gelince Taceddin Bey bizim içimizi kararttı. Ama Taceddin Bey'in söylediği mutlaka bir haklılık payı var. O zaman şudur. Söylemlerden hareketle söylüyor evet, orada. O zaman şudur, bu projeler hayata geçirilebilirliği pek olmayan projelerse veya büyük sıkıntılar barındıran projelerse siyasetçinin bir görevi vardır. Siyasetçinin temel görevi hizmettir. Halka hizmettir, kentine hizmettir. Siyasetçi Nevzat Bey'in söylediği gibi seçim meydanlarında söylediğini göreve geldikten sonra tekrarlamamalı. Yapabileceklerini söylemeli. Yani fikrim bu. Az önce çok güzel de bir ayrım yaptı. Fikir başka dedi, proje başka dedi. Evet. Şimdi hayata geçmeyecek şeyi eğer proje olarak vatandaşın önüne sunuyorsan ya vatandaşın aklını hafife alıyorsun ya vatandaşı kandırmaya çalışıyorsun. Sizin söylediğiniz Mevlana projesi. Mevlana projesi, Mevlana tünelini ben teknik anlamda bilemem. Onu söyleyeyim. Ulaşım yani, anlamında değerlendirin. Ulaşım anlamında. Geliyor. Mevlana'dan geliyor. İşte yeni mahalleden yani, çıkıyor. Yani bugünkü Anadolu Lisesi'nin altında ana arterlerimizde Yavuz bakın. Selim Yavuz Selim Camisi'nin oradan yeni mahalle polis akıllı Menderes Caddesi'ne bizim bağlanıyor. Trafik sıkıntımız şu anda evet. Nerede? Ana arterlerde. Değil buradan mi? Nevzat Bey'e de Atatürk Caddesi yoğunluğun olduğu yerler. Bunun şu anda Sivas'a katkısı ne olacak? Olacak katkısının olabileceğini ama. Düşünmüyorum. Hı hı. Ay yıllar sonra
katkısı olacak deniyorsa bence Sivas'ın çok daha acil, çok daha gerekli yapılması gereken şey sorunlar var. 120 milyon tahmini bütçesi var. Bakın ne güzel söyledi. Yani projelendirme evet. ve yapım işi dahil 120 milyon tahmini bütçesi var. Ne güzel var. Söyledi. Yeni yaşam alanları, yeni arsa üretmelisiniz, yeni yaşam alanları yaratmalısınız, şehri yaymalısınız. Şehrin bir sıkışmışlığı var, bir dağılmışlığı var. Bunu yaymalısınız, bunu yapmalısınız diyor. Ve başkaca şey de var. Sivas'ın ben hep söylüyorum. Yani Sivas'ın temel sorunu işsizlik ve göç. Bunu önleyecek belediyenin sadece yol açmak veya altyapı yapmak gibi dertleri yok ki. Belediyenin aynı zamanda yatı ekonominin de önünü açabilecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Sivas'ta bu kadar sorun varken, Sivas küçülüyorken hayali projelerle Sivaslıyı avutmanın gereği yok diye düşünüyorum. Peki, siz cevap hakkınızla birlikte Mevlana tüneli projesi değerlendirmenizi mümkünse biz geçtiğimiz programlarda yine ben bunu bir ömür dile getireceğim. Yaşayan şehrin fırsat noktaları var. Buna şehrin imkanları dedi Mehmet Bey, Mehmet Şarkışla Bey. Onu da başımın üzerine koyuyorum. Bu imkanları, bu fırsat alanlarını, sıkışık olan bu işte sosyal yaşantı diyorsunuz, bir başkası kentsel yaşam kalitesi diyor, evet. Trafik sıkışmış, insanlar üst üste, binalar iç içe, özellikle bu hastane arazilerini biz tekrar yapılaştırmayalım. TOKİ'nin özelleştirme idaresinin tasarruflarına bırakmayalım dedik. Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Sağ olsunlar Sayın Belediye Başkanımız hususen bizimle bu konularda ortak görüşte olduğunu beyan etti. Bu beyanla birlikte bu işin mücadelesini vereceklerini de söylediler. Yine burada siyasilerimize, Sayın Bakan'a, Bakanımıza, efendim yeni vekillerimize, eski vekilimize, hepsine önemli işler düşüyor. Muhalefet vekiline çok önemli işler düşüyor. O da lütfen tekrar tekrar gündeme getirsin. Bu alanları kaybetmemeliyiz diye düşünüyoruz. Sizin bakış açınız nedir? Çünkü bu konuyu sizinle ilk defa konuşacağız. Evet. Yine teknik bir kişi gözüyle ve bir cemiyet insanı, bir siyaset adamı görüşüyle birlikte lütfen değerlendirir misiniz? Teşekkür ediyorum. Önce Taceddin Bey'in kısaca sorduğu soruya bir cevap vereyim. Tabii ki özellikle bürokratların atanmasında öyle liyakat çok aşırı derecede dikkate alınmaz. Alınmıyor. Alınması evet. gerekir ama alınmıyor. Yani bunu yani alınıyor deyip kendimize evet. insanları güldürmenin falan bir manası yok. Tabii ki ve bir gerçek var. Asgari ölçüde alınıyor. Efendim? Asgari ölçüde alınıyor. Asgari ölçüde diyelim veya evet. öyle diyelim. Bir de bir şey daha söylemek lazım. Demokrasilerde yetki, yönetim hakkı kesinlikle seçilmişlerdedir. Evet. Doğrudur. Seçilmişler, doğru. atanmışları bir şekilde devletin idaresini yönlendirme adına atama yaparlar. Ama yetki kesinlikle seçilmişlerdedir. Türkiye'de tam bir demokratik yapımız olmadığı için, biraz fazlaca bürokratik yapımız olduğu için maalesef bürokratlar seçilmişlerin üstünde tahakküm kurma konusunda epeyce uzmanlaşmış vaziyette. Kendilerini atayanlara rağmen. Evet. Epeyce uzmanlaşmış vaziyetteler. Bu birazcık da herhalde usta çırak ilişkisine dönüşmüş galiba. Aşağıdan gelen de yukarıdan gidenin izini takip ediyor. Ve gerçekten siyasileri bir şekilde abluka altına almayı beceriyorlar becerikli bürokratlarımız maalesef. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için kesinlikle ve kesinlikle milletin ama bir şey daha var. Bunun altını belki konu dışına çıkacak ama çok önemli gördüğüm için söylüyorum. Estağfurullah. Buranın birazcık da suçunu millete atmak istiyorum ben. Topluma atmak istiyorum. Niye? Toplum hiçbir zaman seçtiği insanlara gerçek manada sahip çıkmıyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun. Eliyle seçiyor, seçtiği gün başlıyor arkasından konuşmaya. Ama
herhangi bir dairenin müdürünün yanına gittiği zaman önünü iliklemeden içeriye giremiyor, randevu almadan görüşemiyor. Bunu biliyordum. Milletvekiline ağzına geleni söylüyor ama hiçbir devletin memuruna böyle bir şeyi kullanabilme şansının olmadığını da biliyor. Ama yine de kendi temsilcisi seçilmişlere sahip çıkmıyor. Devletin temsilcisi olarak ifade edilen bürokrata daha fazla sahip çıkıyor. Daha fazla milletin, halkın sahip çıkmasından dolayı bürokrat bu manada kendini daha yetkili hissetmeye başlıyor. Sahip çıkma nasıl oluyor ki ya? Nasıl oluyor yani? Şöyle bir şey. Seçtiğiniz insanların evet, gerçek manada hem arkasında durabilmeyi hem de gerekirse eleştirip o eleştirinin karşılığında da insanları sorgulamayı bilmek lazım. Ama seçtiğiniz insanın ilk günden itibaren işte ayakkabısından saçının teline kadar eleştirmeye başlarsanız sahip çıkmamış olursunuz. Evet. Sahipsiz yapı bu sefer gerçekten başkalarının elinde tamamen tabiri caizse kusura bakmayın şamar olanma dönüyor. Tamam mı? Siyasi yapı Türkiye'de maalesef gerçekten delik deşik olmuş vaziyettedir. Onun için de siyasilerin yetkisi olmasına rağmen etkisi yoktur. Evet. Tamam mı? Yetkisi olmasına rağmen etkisi tünel yoktur. Tünel projesi bu, hemen ve bu manada fırsat alanları. Bir işte şey yapmış olayım. Şimdi fırsat alanları tünel Mevlana tüneli ifade şimdi Mevlana tüneli şöyle ihtiyaçtan doğmuştur ama maliyet açısından Sivas ölçeğinden yüksektir, fazladır. Bu maliyeti eğer gerçekten Sivas'ın kendi bütçesinden değil, kendi yatırımlarına, işte harcamalarına yönelik değil, başka bir kaynaktan oluşturabilirseniz bu projeyi faydalı hale getirebilirsiniz. Çok da faydası olabilir, doğrudur. Şehrin bir ringini tamamlayabilmesi için bir yola ihtiyaç vardır. Bir ring tamamlanması açısından böyle bir tünel açılabilir. Çok fonksiyonel olacak mı, kullanılacak yani mı? Yani ring olarak düşünürseniz fonksiyonu da bir nebze geliştirilebilir. Yani şimdi hatırlayın, hepimiz hatırlarız. Çevre yolu yapıldığı zaman, ilk yapıldığı zaman şu andaki mevcut çevre yolu, bizim birçoklarımız karşı çıkmıştı, bizim büyüklerimiz. Ben hatırlıyorum. Ya otobüs şehre girsin, işte iki tane lokantada yemek yiyor insanlar falan deniliyordu. Yani kamyonlar niye şehrin dışından gitsin, buraya girsin, bir işte otelimizde yatsın deniliyordu. Ben esnaf çocuğuyduk ve o zaman çarşıda pazarda bunlar konuşuluyordu. Ama şu anda çevre yolu yetmez hale geldi. Ama bu aynı şey değil gibi. Bu farklı bir şey gibi. Bir fonksiyon icra eder mutlaka. Eder. Yani eksik de olsa bir fonksiyon icra eder ama bütçesi itibariyle Sivas Belediyesi'nin önceliklerimiz arasında mı? Ya yani en mühim meselesidir. Evet. Tamam mı? Yoksa onu söylüyoruz mutlaka, zaten. Yoksa mutlaka bir fonksiyon icra eder ve o yolun tamamına işte sizin söylediğiniz karakolun oradan, ne karakoluydu o yukarıda? Yeni Mahalle. Yeni Mahalle karakolunun Mehmet Caddesi'nin işte devamında. Mevlana Caddesi'ne çıkışı sağlaması açısından bir fonksiyon icra eder ve faydalı da olur. Ama bunun bütçesi belediyenin kendi öz kaynağından, öz bütçesinden çıkıp da diğer yatırımlara sekte olacaksa mühim meselesini dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu minvalde fırsat alanları. Evet, fırsat alanları. Biraz önce çok güzel şeyler söylediniz. Mesela eski stadın, mevcut stadın yeri, 4 Eylül stadının yeri. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle orası yaşam alanı olmaktan başka hiçbir maksatta kullanılmamalı. TOKİ'ye teslim edilip o ucuba binalardan falan yapılmamalı kesinlikle oraya. Orası şehrin, ki Sivas'ta hepimiz yaşıyoruz, yaşam alanı yok gerçekten, yok denecek kadar az. Bir işte paşa fabrikamız var, hafta sonlarında görüyorsunuz yazın, yani evet, arabanızı park edecek yer bulamıyorsunuz. Sanki böyle şeyin işte sahil boyunda gibi trafik sıkışıyor, İstanbul'un sahil boyunda gibi. Yani insanlar bu işe hasret. Orası tam mükemmel bir yeşil saha olabilecek, yaşam alanı oluşturulabilecek ve gerçekten yer itibariyle 55 bin metrekare. Çok mükemmel bir yer bence. Ha, fena bir alan değil. Kesinlikle ve kesinlikle belki geçmişte yöneticiler işte yapılan stadın karşılığında bilmem ne gibi sözler çok duyuyorduk, çok ifade ediliyordu. Her ne pahasına olursa olsun Sivas'ın yetkilileri, siyasileri, etkin insanları buna mutlaka ayak diretmeli ve burası Sivas'ın ortak malı olmalı. Bu da yeşil alan olmalı. Diğer eski Numune Hastanesi zaten herhalde eski bina kalacak, yeni o eski yapılan üniversite hastanesi olarak yüksek etapta bina, kullanılan yüksek bina falan yıkılacak deniyor. Öyle söylemler var. Orası da nefes alacak bir alan. Orasının da başka bir maksatta kullanılmaması lazım. İşte devlet hastanesi. Devlet hastanesini zaten
Sami Bey zaten eski SSK Hastanesi, Sami Bey zaten orayı kaleyle birleştireceğiz diye ifade etmişti. Yani onun Sami Bey'in söylemleri var, efendim Sayın Bakanımızın söylemleri var. Ya yani o fikirden kesinlikle vazgeçilmeli, orası yeşil alan olarak kalmalı mutlaka. TCDD hastanesi arazileri, ben şuna seviniyorum, bir yanıyla üzülüyorum ama bugünkü geldiğimiz noktada seviniyorum. Cel atölyesi, yani TÜDEMSAŞ'ın zamanında yapıldığında, ki rahmetli babam benim orada işçilere su dağıtmış, onu çok hatırlatırdı, söylerdi o yapıldığı dönemlerde, 38'li falan yıllarda yapılmıştı hatırladığım kadarıyla. O lojmanları yapmışlar önce. Fabrikadan önce lojmanları yapmışlar. Hmm. Çünkü yurt dışından getirdikleri mühendisleri, işçileri, ustabaşlarını bilmem ne oralar dışkan etmişler. Bir artı bir biliyorsunuz hepiniz, yani Sivas'ın geneli bilir orada. Küçük küçük lojmanlar, bekar lojmanlar olarak yapılmış. Daha sonra fabrika yapıldıktan sonra da buraya da işte sıcak su vermişler, kalorifer vermişler. O zaman Sivas'ta kalorifer, malorifer, sıcak su falan ya, gezer. Odasına, sofasına bakmadan buralar lüks konutlar haline dönüşmüş. Ya yıkmayalım buraları, kullanalım demişler. İyi ki öyle yapmışlar. Bugün tarihi eser statüsü kazandırdılar biliyorsunuz o binalara. Sit. Ve sit alanı, hı hı, hadisesi gündeme geldi. Sit alanı oluştu ve onların yıkılıp şey yapılabilme şansı yoktur. Tescilli yani. Tescillendi. Tescilli olması o, yani gözümde çok güzel binalar değil işin doğrusu ama en azından 10'ar katlı, 8'er katlı beton binası olmaktan kurtarılmış oldu oralar. Daha sempatik hale getirilebilir o binalar. Aynen. Daha güzelleştirilebilir. Onun için yani zamanında Cerat Öyesi'ni yapanlara teşekkür etmek lazım. İstasyon Caddesi hiç değilse orada kesilmiş. Oradan bu tarafa bir nefes gelebiliyor, bir hava gelebiliyor. O evet. Manada da onun da o şekilde muhafaza edilmesinin gerektiğini inanıyorum. Eğer yeni yapılaşmalar gerekiyorsa Sivas'ta arazi çok. Başka yerlerden üretirsiniz alanları, imar alanlarını oralara kaydırırsınız. Yerleşim yerlerini oralara kaydırırsınız da merkezin Sivas'taki bu alanları da işliyse Sivas'ın ortak mekanları haline getirirsiniz. Sivas'lar ortak mekanı olarak kullanır. Çok teşekkür ederim. Güzel fikir paylaşımları olduğunu düşünüyorum. Bülent Bey, demir çelikle alakalı aksiyonları muhtemelen evet, takip ediyorsunuz. Çünkü milletvekilimiz Sayın Ali Aykıldız'ın da evet, son dönemde özellikle meclis performansıyla dikkatini çektiği, orada çok sayıda mağdur insanımız var. Hakikaten çok ciddi aile dramları yaşandı. Çocuklarının işte soğuk ortamlarda barınma zorunda kalmaları, elektriklerinin, sularının kesildiği okul ortamlar falan yaşandı. Okul evet, servislerinin çalışmadığı ve bakkala, manava, kasaba borçlarla yaşanmaya evet, çalışılan bir hayat. Mağdur insanlar var. Bir milletvekilimiz çıktı. Sayın Ali Aklınıza ben buradan bu katkısı nedeniyle Sivas'ın bir problemine sahiplenmesi anlamında teşekkür de etmek istiyorum. Bunu meclise taşıdı. Sayın Kılıçdaroğlu bir grup toplantısında bu konuları değerlendirdi. Sizin demir çelik ölçeğinde bakış açınız nedir? Demir çelik hak ettiği yerde mi? Efendim işte madenleri konuşurken en önemli demir rezervlerinin, yataklarının bulunduğu bir bölgedeyiz. Bir de demir çelik işletmemiz var. Artık işletme diyorum. Eskiden ona çok büyük, çok tabii, iddialı bir fabrika olarak bakılıyordu ama bugün bir küçük bir haddane formatında bile değil. Dolayısıyla bakış açınız nedir? Şimdi Sivas Demir Çelik 360 milyon dolara mal olan bir yer. Hakikaten de Sivas burası yapılırken çok şeyler bekliyordu. Evet. Ama sonuçta o artık demirler mi deriz veya hurda, hurda demirleri işleyen bir haddane haline geldi. Biliyorsunuz rahmetli Ecevit döneminde de sosyal özelleştirme adı altında Sivaslı iş adamı, Sivaslılara 10 milyon dolara verildi. Ben meclisteyim değil mi? Yani 9 milyon küsür. Yapılan yanlış bir özelleştirme. Bunu söylemek lazım. Bundan da beis duymamak lazım. Yıllar o süreç içerisinde gele gele sonuçta geldi Erol Evcil'in eline. Erol Evcil buraya sahip oldu ama yıllar içerisinde sorunlar katmerleşerek gitti. Ama buranın randımanlı olarak çalışması mümkün olmadı.
Dolayısıyla Sivas'a da bir katkısı olmadığı gibi orada çalışan insanlar da zaman zaman büyük ölçülerde mağdur olmasına sebep oldu. Sayın milletvekilimiz bu konunun üzerine eğildi. Gerçekten Ali Akyıldız'a teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan da bu konuda duyarlı davrandı. Bir heyet oluşturdu. O heyet Sivas'a geldi. Sivas'ta gerek işverenle, gerek sendikayla işin taraftarı, Ticaret Sanayi Odası'yla, valiyle ve çeşitli kurumlarla görüştü. Artık Sivas'ta demir çeliğin çalışabilmesi için başka yöntemler aranması lazım. Anlaşılan şu ki Erol Evcil'in mülkiyetinde olan sahibi olduğu bunun düzenli bir şekilde çalışması, Sivas'a artı değer yaratması veya orada çalışan insanların mağdur olmaması diye bir şey söz konusu olmayacak. Bu yaşanan olaylar ileride de yaşanacak. Hiç bunun artık lanmışımı yok. Bu bir gerçek. Yani o zaman hükümet bu işe daha ciddi bir kafa yorması mı gerekiyor? Elbette. Evet. Hükümetin daha ciddi bir kafa yorması gerekiyor. Şimdi Ali Bey'in verdiği bir meclis araştırma önergesi verdi bu konuyla ilgili. Zaten bir komisyon kurulmasını istedi ve bu sorunun araştırılmasını istedi. Sayın Genel Başkan da meclis konuşmasında bir çözümden bahsetti. Burası özel sektöre ait bir yer. Ama dedi 6183 sayılı yasadan kaynaklanan bir yol var dedi. Teferruh. Bu kullanılabilir dedi. Teferruh'un kullanıldığı 3 hal var. Bir, 6183 hazinenin sözleşmelerden doğan alacakları için. Bir ikincisi hazinenin ortak olduğu araziler için. Bir üçüncüsü de vergi, ceza gibi gelirler nedeniyle. Bugün söylenen 630 milyon lira demir çeliğin devlete borcu var. Devletten de alacağım var diyor işletmeci yalnız. Diyor ki versinler alacağımı ödeyeyim borcumu diyor. Açıklamıyor. Neyse o açıkla. Evet. Bu 6183 sayılı yasadan kaynaklanan teferruh kullanılarak devlet bunu alabilir diyor. Şimdi bakıyoruz Türkiye'deki uygulamalar. Sivas Demir Çelik gelince diyorlar ki yasa şu, yasa bu, bir şey yapamayız diyor. Devlet olarak biz bir şey yapamayız diyorlar. Ben de şunu söylüyorum o zaman. Siz birçok işletmelere el koydunuz Türkiye'de. Mesela nedir? Bir soruşturma nedeniyle, FETÖ soruşturması nedeniyle, Fethullah Gülen örgütünün soruşturması nedeniyle Koza İpek grubuna el koydunuz, kayyum atadınız ve tasarruflar yaptınız. Gazetelerdeki çalışanları çıkarttınız, başka şeyler yaptınız. Bunu yaptınız. Bir başkasını söyleyeyim. Süzer Holding'e ait Kent Bank'ı el koydunuz, Kent Bank'ı sattınız ama Kent Bank davayı kazandı. Bankayı geri alma hakkını kazandı ama ortada banka yok. Bir başkasını söyleyeyim, Demirbank. Cıngıllıoğlu ailesi davayı kazandı ama ortada Demirbank diye bir şey yok. Çünkü o da satıldı devlet tarafından. Ama Sivas Demir Çeliği'ye gelince kardeşim yasa böyle. Orada da yasaya aykırı davrandınız ve bunu da bağımsız dediğimiz mahkemelerde yasaya aykırı davrandığınızı ve kurumların, kuruluşların iadesine karar verdi. Burada şunu diyemez devlet. Çözüm aramak zorunda. Burası özel sektöre ait kardeşim, ben ne yapayım? Elektrikler kesildi, ben ne yapayım? Şey kesildi, servisler çalışmıyor. Orada devlet değil ben de. Sayın Kılıçdaroğlu. Hükümet diyelim. Hükümet. Sayın Kılıçdaroğlu. Biz mağazımıza alışmış grup devlet toplantısında. Evet. Yani biraz eksik bilgi ile o konuşmayı yaptığını düşünüyorum. O Sayın Vali'ye kadar indirgedi. Elektriği kesiyorsunuz, suyu kesiyorsunuz. Sayın Vali'nin elektrik kesme, su kesme, servisi ihdas etme filan gibi sorumlulukları yok. Dil orada suçması olabilir. Dil suçması olabilir. Evet. Önemli olan dil suçması olabilir. Bizim özür Bülent Bey'in anlattığı konu herhalde değil mi? Evet. Yani o hakkın kullanılması, geri alınması. Evet. İşin özü anlaşılan. Yani burada bir öneri sunuldu. Bu öneri değerlendirilsin. Şimdi siz diyebilir misiniz ki ben az önce şeyi söyledim. Vali diyor ki kardeşim diyor servis işi benim işim değil diyor. Milli eğitim mevzuatında da bu şeyin dışında ben ne yapabilirim diyor. Çok yaptığınız şey var ya, fonlarınız var ya. Sosyal yardımlaşma, bir destek.
Yani isterseniz eğer oradaki öğrencilerin öğrenim hakkı gasp ediliyor. Gidilmiyor. Eğer siz oralardan valilik olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Hükümet olarak buna bir çözüm bulabilirsiniz. Elektriği kuruluşla konuşursunuz. Konuşmanız yani ağabeylik, önderlik yani istiyor. Bunu yapa. Anladım. Eğer bu bizim sorunumuz dışında der, kenara atmaya kalkarsanız, sorunları kenara atmaya kalkarsanız bu sorumluluk anlayışıyla bağdaşmıyor. Sayın Genel Başkan da söylediği açıkça budur. Dediğimiz gibi burada bir meclis araştırma önergesi verildi Sayın Milletvekilimizle. Bir komisyon kurulacak ve sivil devletin, devletin derken burada hükümet, tasarruf eden tabii hükümet. Hükümetin buraya acil bir sorun çözüm bulmak zorunda. Habib Soluk iki gün önce Sayın Milletvekilimiz bir açıklama yaptı. Dedi herhalde pazartesinden itibaren işbaşı yapsın. Yine Erol Evcil'le görüşülmüş. O konuda, temsilcisiyle konuşmuş. Ama bakın bir şey daha söyleyeyim. Habib Soluk, Sayın Habib Soluk iki gün önce bunu söyledi. Ama bunu günler öncesinde bu görüşmeyi yapanlardan biri de bizim Sayın Milletvekilimizdi. Ben bunu açık söylüyorum. Sendika yöneticilerini ve işveren temsilcilerini getirdiği mekanı da söyleyeyim. Bir araya getirdiği mekan. Revak Otel. Revak Otel'de bir araya getirdi. Konuştular. Hatta pazarlıklarını da söyleyeyim size konuşulan şey. Şimdi alacakları 4.40 oranında belirleniyor. Birim olarak o. İşte şey diyor ki işveren işçi temsilcisi ilk aşamada %0.25 ödensin. İşte başladığı zaman 0.25'i ızgaraya düştüğünde, mamül ızgaraya düştüğünde 0.25'i. Diğer kalanı da peyderpey 5 ay içerisinde ödensin diyor işveren vekili. Öbürü 0.80 istiyor. Yani biri 0.75, biri 0.80. Büyük oranda anlaşmaya vardılardı. Ama bugün sağ olsun o görüşme Sayın Ali Akyıldız sendika ve işveren temsilcisiyle yapıldıydı zaten bu konular. Ama bugün Habib Soluk açıkladı. O da bizim milletvekilimizdir. Eğer bir çözüme pazartesine itibaren çalışmaya başlayacaksa bu da bir kazanımdır ama bu demir çelik sorununu, sidemir sorununu çözmeyecek. Buna köklü bir çözüm. Sadece yok. Oradaki mağduriyet. Çünkü daha önce yaşandı. Daha önce aynı şeyler yaşandı ve tekrarlanıyor aynı şeyler. Demir çeliği hususen masaya da yatıracağız sevgili izleyicilerimiz. Özellikle demir çelik mağdurları size de hitap etmiş oluyorum bu vesileyle. Hususen bir demir pazartesi geçmişinden itibaren irdelenmesi evet. Lazım. Bu işte evet. Sizin konuşmanızın bir yerinde gömlek düğmesinin yanlış düğmelenmesi o süreçten itibaren o sosyal Sivas, satış mı dediler Sivas Demirçeliği irdeleyeceğiz. Pazartesine Ömer Bey, burada pazartesine bakacağız. Evet. Pazartesi dedim bekliyoruz çünkü bir anlaşma ve kamuoyuna da açıklandı. Bakacağız ama köklü bir çözüm oluşturulması lazım. Bu Sivas'ın kanayan büyük bir yarası. Niye kanayan büyük bir yarası? Sadece 600 küsur işçinin sorunu değil. Onun etrafındakiler, ailesi, esnaf büyük bir sorun. Peki. Zamanımız bir hayli daraldık. Programı kapatmak üzereyiz. Fakat son konuşmayı ben Nevzat Bey'den rica edeceğim. Yine burada da bir panorama turu yapalım. Güneydoğu'da terör hareketliliği var. Çözüm sürecinin istismar edilmesi. Ben bu işe iki boyutlu bakıyorum işin doğrusu. İstismar edenler var ama istismar edilmesine göz yumanlar, ihmalleri olan yani bugünkü yöneticiler de var. Bu süreçle birlikte sınır hareketliliğimiz var, göçmenler var. 7 Haziran 1 Kasım seçimlerini yaşadık. Rusya ile ilgili de bir polemik yaşanıyor, bir kriz yaşanıyor. Bu süreci birkaç cümleyle bir genel değerlendirme. Konular çok ama birkaç dakikamız, 2-3 dakikalık bir değerlendirmeyle kapatalım ve programımızı yapalım. Veriyorum Faruk Bey. Tabii bu kadar konu ve 3-5 cümle nasıl olacak bilmiyorum ama. Siz becerirsiniz. Siyasiler becerikli. Bu ara 1-2 izleyici yorumu var. Onları da kapatmadan önce okuyacağım. Evet. Şimdi gerçekten Güneydoğu'da bir terör işte Suriye'de başlayıp Irak'a da sıçrayan bir DAEŞ diye, IŞİD diye ifade edilen bir terör örgütü. Güneydoğu'muzda bir çözüm süreci
ve arkasından inkıtaya uğraması ve şu anda Güneydoğu'da gerçek manada bir devletin demir yumruğunun hissedilir olması ve en azından Türkiye'de yaşayan insanların bir özgüveninin yeniden gelmesi, kendine gelmesi, bölge halkının da gerçek manada yakayı işte PKK terör örgütüne kaptırmış bölge halkının devletin yeniden gücünü hissederek birazcık daha devlete yeniden yaklaşıyor olması ve sıcak bakması, bunların hepsi bir kazanım diye düşünüyorum. Sığınmacılar, işte Suriye'den gelen sığınmacılar 2 milyonu geçmiş bir sığınmacı. Ama çok enteresan, ben bu sığınmacılar politikasını çok uzun konuşulması gereken bir konu olarak düşünüyorum. Geçmişte bir program irdeledik ama... Özet olarak şunu da söyleyeyim. Evet. Sığınmacılar politikası bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok başarıyla idare ettiği bir politika diye gözlemliyorum. Ve geleceği hesaplayan bir politika. Çok uzun vadeli hesaplanmış bir sığınmacılar politikası var ve Avrupa'yı dize getirmiş bir politika gibi gözüküyor. Ve bunu uzun incelemek lazım. Yani böyle kısaca 3-5 cümleyle geçirilebilecek bir şey değil, evet. Bu. Ve 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri bu çok önemli aslında. Çevre ne kazandırdı? Çok mesela bürokrat 2 tane vekilimiz var. Ben bunu çok önemsiyorum. Bürokrasiden rahatsızlık var. Burada hemen Ziya Soybayraktar'ın değerlendirmesini okuyayım isterseniz. Programı izliyorum. 1. Bürokratik oligarşinin mimarı siyasetçilerdir. 2. Bürokratı görevi siyasetçilerin yaptığı yasalar ve yönetmelikleri uygulamak, bürokratın görevi siyasetçilerin yaptığı yasalar ve yönetmelikleri uygulamaktır. Zira sorumlu onlardır. Ancak yasal çerçeve içinde inisiyatif almalıdır. 3. Hizmet sektöründe büyüme olan ülkeler kapitalist pazar ülkelerde kapitalist pazar oluşmuş demektir. Şehirlerdeki yapı da aynıdır diyor. Buyurun. Evet. Şimdi Ziya Bey'e de selamlar ayrıca. Hayırlı akşamlar. Şimdi 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri gerçekten Türkiye'nin yıllardır yaşadığı seçimlerin çok enteresanı, en enteresanı. Birincisi 7 Haziran, ikincisi 1 Kasım seçimleri. 7 Haziran'ı çok özel şöyle ifade edebiliriz. 13 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Türkiye AK Parti iktidarıyla yürürken aslında AK Parti iktidarından vazgeçmiyor. Diyor yanına bir yardımcı daha al diyor. Yeter senin tek başına iktidarın çok uzadı diyor. 13 yıllık belki bir yorgunluğun vardır, belki bir direncin de aşınma vardır. Kendini bir tazele. Senin yanına bir yardımcı vermek istiyorum diyor. Bu CHP de olabilirdi, MHP de olabilir. HDP'yi kimseye sabah atmıyordu zaten. O algılanmadı, farklı. Algılanmadı. CHP de olabilirdi, MHP de olabilirdi. Ama bunu siyasetçiler böyle okumadı. Hele hele muhalefet hiç böyle okumadı. Her ne kadar deniyorsa da Cumhurbaşkanı koalisyona yaklaşmadı veya istemiyordu. Doğrudur. İstememesi de en doğal mevzudur. 1 Kasım onun istememesinin kendinin ne kadar haklı olduğunu da gösterdi aslında. Ama Cumhurbaşkanı'nın istememesi muhalefetin istemesinin önünde engel değildi. Muhalefet işte en fazla milletvekilini almış ve hükümet kurma yetkisini almış AK Parti'nin genel başkanına CHP olarak 14 madde kondu. MHP olarak da 4-5 maddelik bir şey kondu. Ve bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Bunlara tamam diyorsan gel, yoksa gelme dendi. Sivas ölçeğinde nasıl oraya geleceğim. Ondan sonra döndü. İşte süreç başladı. 1 Kasım'a geldi. 1 Kasım'da millet çok enteresan bir şey dedi. Dedi ki ha yardımcı talep ettik ama istikrar bozuluyor ortada. Ve ciddi manada bir istikrarsızlık Türkiye'yi çok kötü noktalara götürebilir. İşte ekonomik olarak götürebilir, sosyal olarak götürebilir, çevresiyle ilgili, dış siyasetiyle ilgili. Ve 1 Kasım'da ciddi manada bir 7 Kasım'da vermediği desteğe verdi. Yaklaşık %9-%10'luk bir fazladan oy verdi. Ve Türkiye'de yeniden tek başına AK Parti'ye devam dedi. Sivas olarak ne kazandı? 7 Haziran'da aslında bir çeşitlilik vardı. Bir tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili çıkmıştı. İşte CHP'den bir milletvekili, 3 tane de AK Parti'den çıkmıştı. Bu çeşitlilik belki Sivas'a bir zenginlik de kazandırabilirdi. Ama Türkiye genelinde olan meyil Sivas'ta da aynı şekilde tezahür etti. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazanılan 7 Haziran'da kazanılan milletvekilliği kaybedilmiş oldu. Bu da gerçek manada Sivas'ın bence... Yani çok fazla öyle kazancı falan olmadı. Bence çeşitlilik daha iyiydi. Daha faydalı olabilirdi.
Keşke mesela CHP, MHP, AK Parti üçlü bir koalisyon kursalar da her siyasi partilerinde milletvekili olsaydı Sivas'ın. Bunlar özel kazanımlar olurdu. Ama netice itibariyle Sivas'ın şu andaki mevcut milletvekili yapısı inşallah Sivas'a ciddi katkılar sağlar diye umut ediyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda da beklentimiz de hem Muhalefet Partisi'nin milletvekili açısından hem de İktidar Partisi'nin milletvekili açısından daha faydalı şeyler de yapacaklar diye umut ediyoruz ve bekliyoruz. Nevzat Bey'in değerlendirmelerine biz katılmıyorum. Yani ya tabii katılmayacaksınız. Ya katılırsanız aynı şeyler yani düşünmüş oluruz. Yani dilimiz pişecek. Süre bitti diyeceksiniz. Siz aynen süresi. Süre bitti diyeceksiniz. Süre bitti ama zamanla yani değerlendiririz. Şu, burada bırakmayız yani. Şu insafsızlık yani. Olur, haksızlık bunları olur. Bunları zaten yani. İzliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından koalisyonu istemiyordu, getirdi, madde dayattı. Yok. Şeklindeki bunlar konuşuldu. Pek bunlar doğru konuşuldu. Değerlendirme değil. Peki. Ve 7 yani, Haziran'la tabii. Bir şey daha söyleyeceğim. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye'deki gelişmeleri dikkate alırsanız neyin ne olduğu ortaya çıkar. 7 Haziran'da insanlar Türkiye'de Rusya'yla ilgili krizi de siz yorumlayın. Madem öyle söz aldınız. Ben buyurun. Rusya krizini yorumlayın. 7 Haziran'da sosyal politikaları, ekonomik politikaları var. 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım bakın, geçti. Bakın 1 Kasım'da güvenlikti ana konu. Öyle değil mi? Güneydoğu'da gerçekleşen olaylar, siz bizi başkan yaptırmazsanız alın deyip yayın sürecimizi çok açtık. Rusya bizim egemenlik alanımızı ihlal etmiştir. Bu kadar. Bizim egemenlik alanımızı ihlal etmiştir. Hiçbir ülkenin bir başka ülkenin egemenlik alanını ihlal etme hakkı yoktur. Çok teşekkür ederim. O anlamda uçağın düşürülmesine bir olumsuz değerlendirme yapmayacağız. Ancak uçak düşürüldükten sonra bir siyasetçi gibi, diplomatik bir dili kullanan bir siyasetçi değil, sokak kabadayısı gibi değerlendirme yaparsa eğer, devletin en üstündeki insanlar elbette ki bu sorun buraya kadar. Neyse, iç politikaya şöyle cevap hakkı doğurmasın ki şimdi ben, Nevzat Bey de onu da doğal olarak bir şeyler onu söyleyeyim. Da söyleyeyim. Çünkü bu siyasi sorunu, içerikli bir bu program değil. Diplomatik yolda halletmek varken sokak kabadayısı gibi hareket edip meydan okumak olmaz falan deyip sonuçta da suçu pilotlara indirgemek sorumlu bir devlet anlayışıyla. Evet, evet. Hayır. Bir şey ifade etmiyor. Bir hakkı teslim etmedim. Cevap olarak vermeyeceğim. Yalnız yıllardır Türkiye'nin gerçekten dış siyasete bakışı hep edilgendi. Evet. Hep edilgen olarak bakıyorum. Rusya büyük devlettir. Rusya'ya biz kafa tutamayız. Amerika kocaman bir ülke, nasıl yapacağız? Polemiğe girmeyelim. Türkiye bu işi halletti. Peki. Ve şu anda dünyada Putin'in karizmasını çizen tek maksat hasıl oldu. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Maksat hasıl oldu. Dış politikada bakın. Evet. Bülent Bey. Sıfır sorun dediğiniz yerde yalnızlaştınız. Bülent Bey. O Bülent Bey. Sorunsuz devletler olmaz. Siyaset konuşacağımız zaman bunları konuşuyoruz. Yalnız da değil. Ben o zaman şöyle de derim. Bu iş çok uzar gider. Tamam, o zaman İran düşerse bölge düşer diyen CHP milletvekili de konuşuyor. Ya yani, aslında bir mevzu var. Erdem'i konuşmak gerekir. Bakın ben o zaman... Bir saniye. Onu savunmayın, gerçekten o çok... Hayır. O sıra dışı bir iş yani, onu hiç savunmamak lazım. Eren Erdem konusunda polemiğin dibi yapılıyor. Eren Erdem'in söylediği hiçbir şey var mı? Rusya'nın kanalına gidip konuşması başlı başına bir hata. Ya yani Rusya'nın kanalında ne işimiz var arkadaşlar? Sevgili izleyiciler. Türkiye'nin kanalına konuşun. Rusya'nın kanalında ne işi var adamın? Aslında her şeyi boş ver. Siyaset konuşmayı da boş ver. Rusya'nın kanalında ne işim var? Eren Erdem'in söylediği Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinden kaynaklı. Kabul edilmemiş bir iddianame ama ya. Ya kabul edilmiş bir iddianame değil ya. Hayır. Bir bilgi vereyim bak. Kaçırdık işin doğrusu. Adana Ağır Ceza Mahkemesi. Bülent Bey ama lütfen. Şunu lütfen. Adana Ağır Ceza Mahkemesi 2015'e 29 esas sayısında dava devam ediyor. Duruşması da 29 Aralık'ta. İsterseniz beraber gidelim. Evet. Reddedilen bir iddianame yok. Peki izleyicilerden bu ara sevgili izleyiciler yönetmen içeriden haklı olarak tacizde. Çünkü haber saati geldi. İzleyicilerden yorum geliyor. İzleyiciler diyor ki konuşsunlar. Demek ki bu saate kadar
izleniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Ben 2015 yılının son programıydı. Ömer Faruk Çınargil ile Ortak Akıl programı. İzleyicilere de yorumlarıyla bu programa 14 program boyunca katkı sağlayan tüm Sivaslı hemşerilerimize, Türkiye'nin muhtelif illerinden, işte Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan katkı sağlayan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yine program ortaklarımız vardı bugün. Taceddin Bey, Nevzat Bey, Bülent Renda Bey. Bunun dışında bu programa geçtiğimiz bölümlerde iştirak eden Mustafa Bey, Fikret Bey, aklıma gelenleri hemen bir sıfır daha sayamıyorum. Kürşat Bey var, Serhat Bey var. Onların hepsine, program ortaklarımıza, yine ilimizden katılan sevgili yöneticilerimiz, valimiz, il genel sekreterimiz, belediye başkanımız gibi önümüzdeki dönemde bu sorumlu kitleyi devam ettireceğiz. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Ben yeni bir yıla da giriyoruz. Yeni senenin öncelikle ailelerimiz, şehrimiz ve yüce milletimiz, aziz milletimiz için hayırlara vesile olacak bir yıl olmasını diliyorum. Bu programın ortaya çıkmasında bizim kahrımızı çeken, yapımda, yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize, televizyonumuzun değerli ekibine de çok teşekkür ediyorum. 2016'da çok daha aktif, aksiyoner, hatta mümkünse interaktif, karşılıklı iletişimle birlikte programlar yapmak dileğiyle gecelerimiz hayırlı, geleceğimiz aydınlık, aklımız ortak olsun.